giderken de konuşmuyor. Yani arkadaş ortamında çok sevmem bu konuları konuşmayı. Çok yaşananları öyle anlat böbürlene böbürlene anlatma hoşuma gitmiyor ama güzel şeyler yaşandı. Şimdi bazı insanların da ilgisini çekiyor bu tabii yaşadıklarımız. Madem bu kadar da vesile oldu anlatmam gerekti, anlatacağım, ne yapayım? Ben çok okumadım. Birkaç tane söyle göz ucuyla geçtim. İkinci videonu bana birisi attı. İzledim. İlk yorumu okudum ve kapattım. İlk yorum ne biliyor musun? Bu özgür yardımcı kimse yaka paça bup getirin. Onu okuyunca dedim zaten artık herhalde bizim de bir konuşmamız gerekiyor. Sen de deyince abi gel diye. Kırmadık seni de. Tabii doğru öyle. Onun için anlatıyorum zaten. Yoksa benim çok büyük bir güç bile oturtamaz buraya. Benim fıtratım yok çünkü, anladın mı böyle bir şey? Yani hadi abi anlat dedi. Yani yeni tanıştığım bu 15-20 senelik çevrem de bana anlattırmadı. Anlattıramadı yani. O yaşanan yaşandı, bitti. Anlatınca ne oluyor biliyor musun? Biraz ukalalığa da dönüyor iş. Onu da sevmiyorum çok fazla. Kayseri'sine tanıştım. 90'ların başında tanıştım. Ama o zaman Bostancı'da oturuyorduk. Bostan civarında kullanıyordum abi. Çok caddeye inmiyordum. Sonra Kıbrıs'a gittim. Benim Kıbrıs maceram var. 91'de, 91 yazında Kıbrıs'a geçtim. 90'ın ortasına kadar, 96'lara kadar falan hep oradaydım. 96-97'ye kadar. O arada sadece işte tatillerde geliyordum. Şubat tatilinde, yaz tatilinde falan geliyordum. Ama tabii bütün arkadaşlarım, çocuk arkadaşlarım burada. Ama işte en son 97'de dönüp, 96-97'de dönükten sonra bayağı aktif kullandım Ağrı Caddesi'ni. O dönemin ki o işte bir 30 kişilik falan bir gruptuk. En çok gezen tayfa oydu yani. O zaman çok geziyordum. Şimdi Rize'de büyüdüm. İlkokul, ortaokul Rize'de okudum. Araba kullanmayı orada öğrendim. Şimdi Rize'nin şoförüyüm aslında ama Kıbrıs'ta çok geliştirdim kendimi. Yani Kıbrıs'taki o kısmetli bir adamdım. Şimdi Kıbrıs'a bir gidiyorsun. İşte 91 yazında burada Doğan L parasına orada 3.25'e biniyordum. Anladın mı? İnanılmaz bir araba skalası var. Bir yelpazesi var. Sana en son 96'da 97'deki evin kapısını söyleyeyim. Evde 4-5 kişi kalıyoruz. Kira kimin ödediğini hatırlamıyorum. Bilmiyorum yani. Hep biz kalıyoruz evde. Düz ayak isteyen giriyor. 2 tane 3.25. Bir tane Toyota Celica. Bir benim Golf GTI. Sonradan işte Tipo 2000'i getirdim. Bir tane Calibra 4 çeker turbo. Kapı bu. Yani anahtarlar duruyor. Evin kapısı bu. Şimdi bu arabalar çok aşırı neşir olunca tabii İstanbul'a gelince İstanbul'daki araba kısıtlı. Farklı bir yere koydum kendimi, anladın mı? Farklı bir yerde buldum kendimi. Tipo'yu şey gibi kullanıyordum artık yani. O arabalardan sonra artık meşfaks gibi geliyordu bana. Hafif. Her yere girebilen. Yani atıyorum yanladığın zaman kıçını geri alabileceğin. Çünkü geri alamayacağın arabalarla gazlıyordum Kıbrıs'ta. Onun için ben biraz daha bizimkilerden şanslı görüyorum kendimi. Kıbrıs macerası benim için şoförlüğümün üstüne çok koydurdu. Yani bayağı koydurdu. Çok yakın arkadaşlarım ikisi. Şimdi mesela Serhat'ın bindiği araba UT olan DZ 1900 ve o da benim 92'den 93'ten beri arkadaşım. O arabanın ilk Almanya'dan gelişini biliyorum. İnanılmaz bir arabaydı o da. Yani buraya gelene kadar tabii Hakan onun canını çıkardı. En son canını çıkartıp gönderdi Türkiye'ye ama harika bir arabaydı yani. Ve o da o zamanın Kıbrıs'ın efsane bir arabasıydı. Sesiyle. Hakan da çok şiir gibi kullanır yani arabayı. O da destan yazdı yani Kıbrıs'tan. Kıbrıs'ta polisinden esnafın herkes bilir o arabayı. Öğrencisine. O dönem okuyan bütün öğrenciler bilir arabayı. Arabanın fıtratında varmış yani. Ama tabii buraya geldiğinde çok bozulmuştu ya. Yani onun eskiden çamlıkları şişikti, arka çamlıkları falan. Harika görünen bir arabaydı. Kıbrıs'ta binlerce bütçenin meşin arasında tek başına ben buradayım diyordu yani. Bel altını griye boyamıştı Hakan. Füme griydi araba. İşte Mimin 900 jantlar. Şimdi öyle araba Ankara topluyor arabaları. Öyle araba Ankara'da bile yok. O kadar güzel, düzgün araba Ankara'da bile vardır. Belki de benim gördüğüm yok yani. O sosyal medyada gördüklerim arasında o kadar iyi duran, tam böyle kaslı duruyordu. Araba dedi kaslı durur. Bu RS6'ları falan değil, çok güzel duruyor. Çok kaslı duruyor çünkü. O da arka çamlıkları çok güzel şişmişti. Çok kaslı duruyordu. Lastik geri falan biraz daha genişti normal 3.25'ten. Burak, Emrah, ben, Volkan 4 kişi. Bizden son 4 senesinde sabahlara kadar duran 4 kişi. Başka kimse yok. Herkes bir gün yani bir saatte evine gidiyordu. Çünkü bu 4'ün ailesi yok. Emrah'ın var ama Emrah'ın da yani artık Volkan'ın yok anne baba. Burak'ın yok, benim yok. Karışamıyorlar bize yani. O diğer Ali'dir, Batu'dur. Senin zaten 12'yi görmez. Ya benle olmasa bile o dönem o araba çok popüler bir arabaydı. O bindiğim araba çok popüler olmuştu yani. Arabayla çok var. Sansasyon yaratan bir arabaydı o dönemi. Bayağı çalkalanmıştı yani. Ya onun için bahsetmeleri normal. Şimdiki gibi değil. Çok daha rahat değildi araba ama. Ama aldım mı 5-10 sene gidiyordu. Yani ikinci bir arabamı hiç düşünmedim. Ve o araba çok yeterli geldi bana. Ya tipo elime onu alabildim bir tek. En mantıklı araba oydu zaten yani. Türkiye'de yoktu ki atan öyle arabalar ya. Gerçekten yoktu. Şimdi mesela çocuklar da anlatıyor. Polis durduruyor. Bu araba ne diye falan soruyor. Çok başımıza geliyor. Beni de durdurdu polis. Kadrona baktı. 260. 260 kadranlı bir araba. Şimdi polisle bindikleri arabaları biliyorsun. Evet. 260 kadranlı araba 95-96'da nerede var? Ya varsa da caddede çok az var. Polisin çevirme ihtimali de bir o kadar daha az. Atıyorum yani. Denk gelecek çevirecek. Evet. O Kıbrıs'ta başladı. O nasıl başladı biliyor musun? Bir, o konuda biraz şeyim var. Böyle göz devkim iyi galiba. Bir de
de Max Power diye bir dergi vardı İngiltere'den çıkan. Her hafta, her ay Kıbrıs'a gelirdi o. Ve İngiltere çok güzel arabalar yapıyorlardı. Onlara çok bakardım. Hep hafızamda işte ne nasıl olur, jant uyumu nasıl olur, işte daha köşeli arabaya hangi jant takılır, hangi tampon alt takılır, hangi marşpia takılır falan. Golf'ü de ona bak, yani ondan şey alarak yaptım tabii. Ama tipo tam yapılıydı. Yani tipo şu an bile hala olsa yani çok dikkat çekecek bir arabaydı. Yani şöyle söyleyeyim sana. Her şeyini yaptık arabanın. Arka difüzör, işte egzozlar falan koyuldu. Bir eksiklik var arabada arkada. Ya onun altına bir şey koymamız lazım. Ne koyabilirsin? Doğan Yeteliksin arka kanadı yok mu? Onu ters çevirip koyduk. Yani oturup düşünüp buraya ne olur dediğimde gerçekten de Sebahattin vardı. V&A'de çalışıyordu. O zaman Burak. Bizim Burak İdeci. Sebahattin V&A'de çalışıyordu. Sebahattin de bu işlerden çok iyi anlıyordu ve çok yardımcı oldu bana o çocuk. Onun sayesinde işte o zaman fiberci Ahmet vardı şeyde, Bostancı'da. Bir de Göksu evlerinin orada bir fibercimiz daha vardı. Ona gidiyorduk. Ta oraya gidiyorduk işleri yaptırmaya. Ona gittim. Doğan Yeteliksin kanalını götürdüm. Olmaz arkadaşlar dedi. Hep öyledir zaten bizim. Olmaz diye başlar. Olmaz dedi. Sonra yaptı sağ olsun. Çok da güzel oldu. Ya o arabada hiç böyle şu an çok fotoğrafı yok arabanın. Tam böyle tam anlamıyla en son yapılı halinin fotoğrafı yok mesela. Ama şu an gözümle canlandırıyorum. Hala daha olsa hiç böyle sırıtan bir iş bir yeri yoktu. Hani böyle abartı dediğimiz hiçbir şey yoktu arabada. Güzel yapılmıştı yani. Kim yapmışsa helal olsun. Güzeldi. Yani şöyle, Kadıköy yakasında bizim çok eskiden Levent diye bir arkadaşımız vardı. Burada çok büyük firmanın sahibinin oğlu. Onda C-Kasa vardı. Onun arabasında sanırım 16 veya 17 vardı Mercedes'te. O da çok büyük bir jantı o zamana göre, yani o arabaya göre. Bir de ben 17 takmıştım. Lastiği yardım, araba yatıyor. Götür, yani stepne takamıyorsun arabaya. O halde araba. Gittik lastikçi Abdülkadir Gök Kızıltoprak'ta. Dedi ki 17 lastik lazım. Araba ne dedi? Tipo dedik. Tipo 17 lastik olmalı dedi. Ya bir 20 dakika kavgasını yaptık. Ne yapayım? Sen bize lastiği söyle var mı falan diye. Tabii yok lastik o zaman. Nerede bulacaksın? Depodan getirtti. Yani ilk jantla başladım. Jant lastikle. Çünkü benim şeyim şudur. Hala aynı fikirdeyim. Arabayı gösteren ilk önce jantıdır. Sonra da plakasıdır. Yani plakası güzel olacak ve jantı güzel olacak arabanın. Büyük ve güzel olacak jantı. Onun için onlarla başladım ilk. Sonra işte tampon altlarını koydum. Sonra çok güzel E30'un marşpiyerlerini kesip koydum. O çok güzel oldu. Yani çünkü yuvarlak hatlıdır E30'un marşpiyerleri. Orijinal marşpiyerleri. Onları koydum. En son işte ön kaputu deldim havalandırma için. Yo, havalandırma koydum baya. Ama kesip koydum. Renault 19'un havalandırmasını koydum. Tabii düşürdük arabayı. Hadi düşürmek denmez mi? Arabayı bir iki kere amortisörlerini kıra kıra. Anlattı Burak zaten arabanın nerede olduğunu. Yani aksları böyle çalışıyor da çalışmıyordu. Thank you.
var, kaç para? 1'den kelepçeyle çıkan kelepçe birbirini tutmazsa nasıl olacak? Getireyim kelepçeyi. Sahte mi? Şu. Diyorsun. Şu gene. Gene. Yok, Ableton harici. Gene değil kelepçelerim. Aşat mı? Abi yine yok ya. Ondan birleştirdim. Çekmiyor ki. Çekiyor. Orada eskilerden araba var. Çay. Çok eski. Resmini de görebilir misin? Alabalar. Manyak makine. 4000'den falan veriyor. Verirler. 4-5'e veriyor. 405 güzel duruyor. Almadık o zaman. Tıkırım oldu. Ama çok ağır geliyor be. Ama motorun kuvveti. Ben sade yaptım makineyi. Şeymiş yani, böyle kafasından bir şeymiş. Adam motor bozmuş ve atıyormuş yani. Oraya altına derdi yok. Allah! Ah! 75'te geçelim. Tamam. Sürmeye korkan bana verip Özgür sen git getir diyordu mesela. Bir geliyordu araba yerde sürünüyor. Harun abi çok çekti benden ya. Ha, olmadı Harun abi. Harun abi olmadı, bir daha lift alalım. Özgür işim var, dükkanımı işgül etme. En son sonra da Nizam abiyle tanıştık işte. 98'de mi 99, 98'de Nizam abiyle tanıştık. Nizamettin'le, amortisörle. Artık ondan sonra bir evrim geçirdi tabii arabalarımız. Artık amortisör kesiliyordu, dibine vurmuyordu. Ya kesiyorsun. Ya bildiğin yapılmayacak iş. Bir de öyle kullandığın bir arabada o kadar sorunsuz bir şey yapamazsın aslında. Dibine vuruyor amortisör. Ya, viraja giriyorsun. Araba bir esniyor. Dibine vuruyor. Dağılıyor araba. O Burak'ın anlattığında ben tepeye atlarken hafif bir sol ayak yapıp da oturttum arabayı. Yine de tavana vurdu kafasını. Öyle sekiyordu araba. Dedi ya üçüncü kata çıkıyoruz diye. Doğru söylüyor. Üçüncü kattan alırlardı bizi. İlk tanışmadan sevmiyorlardı beni. Şimdi bilmiyorum sevmiyorum tabii de. Tesisat olayı bizim Statü Elektrik vardır Bostancı'da. Çok eski. Bak onu herkes hatırlamaz. 95 ve öncesindeydi. O yapardı. Ben ilk tipoyu aldım. Kıbrıs'a yetişmem lazım. Arabayı da sipariş verdim şeyden. Gürsoy Otay'a gelecek. Bursa'dan. Metin'e dedim ki Metin her şeyi yap. Arabayı akşamüstü alacağım. Tesisatı koyacaksın. Yola çıkacağım. Kıbrıs'a gideceğim. Metin sağ olsun her şeyi ayarladı. Arabayı getir getirmez. İçine daldı arabanın. İlk tesisatı o yaptı. Tesisat müzik dinleme zaten hastalık bende. Şimdi de mesela geceleri çıkar 2-3 saat yürürüm. İlla o kulaklıkta müzik dinleyeceğim yani. Müziksiz çıkıp yürürüm. Baktım pilim bitti, hemen eve dönerim. Tesisat da işte sonra Ekrem'le tanıştık tabii Suadiye'de. Ekrem bizim çok yakın arkadaşımız oldu. Artık yani dükkan bizim diye Ekrem bugün bazuka koy. Bu akşam bazukayla bir deneyelim. İşte ikili bir kutu koyalım Ekrem. Şu an filmi denesek Ekrem. Zaten işi bıraktı en son. Bizi de bıraktı, işi de bıraktı. Anlatayım sonra gecenin hikayesini.
Şimdi o gece, şimdi bunlar bizim Serkan diye bir arkadaşımız var. Burak bahsetti. O daha önceki plakasını bahsetti. US plaka E36 BM'si vardı. Karşının bebeği, Etiler bebeğin çocuğu. Çok da oralara hakim bir kardeşim. Çok da adam çok da iyiydi. Çok güzel bir siyah E36'sı vardı. Temelli garajda işte dodikleri falan yaptırmıştı. İstanbul'da öyle bir araba yok yani. Hastasıydım arabasının. Aramızda çok iyiydi. Bunun arkadaşı Burak, Burak'ın da arkadaşı. Bir hafta sonra oturuyoruz şeyde, esfirajdan. Çocuklar geldi. Arabaya baktılar. Ben de hemen geri çekildim. Benim huyumdur. Hemen arazi olur. Arazi olur. Kadeti anlatmışlar ya, kadeti evet. Yarışının meşhur. Onun nasıl başladığını ben sana anlatayım. İlk nedenini hiçbiri söylememiş. Araba S'te duruyor. S'te oturuyoruz yine. TGA. Arabadan sigara mı alacağım? Üstüme bir şey mi ne alacağım? Atağın hatırlamıyorum şu an yani. Ama arabaya yürüdüm. Arabayı açtım. Arabadan aldım alacağımı. Kapadım. Kadet yanaştı. Açtı camı. Göründüğü kadar gidiyor mu bu dedi. Olayın başlangıcı budur. Özgür de ileride o 20-30 metre ileride oturuyor. İstersen gösteririz dedim göründüğü kadar gidiyor mu gitmiyor mu. Kelimeler hala aklımda. Çocuk geldi dedik sonradan işte yanına gittik falan. Bu dedi göründüğü kadar gidiyor mu dedi. Aslında çok anlamlı bir kelime değil. Göründüğü kadar gidiyor mu götürebiliyor musun'a getirdi çocuk. Neyse biraz çocuk böyle ukala konuşmaya başladı. Ben dedi Serdar senden hiç kimseyi tanımam burada falan. Ve hepinizi bir ezmeye çalıştı. Şey vardır. Şeye benzettim ben onu bak şimdi. Meşhur Kurtlar Vadisi'nin bir sahnesi var. Polat karakteri kahvesine girer. Elinde el bombasıyla lafı söyler. Bombayı bırakır kaçar. Herkes de çil havası gibi dağılır. Bize yaptığı çocuğun aynısıydı. Geldi bizim psikolojimizi bozdu ve gitti. Dedi ki hafta sonu geliyorum. Gazlayacağız dedi. Yani ne zaman gazlayalım falan dedik. Dedik ki hafta içi bu iş olmaz. Hafta sonu gazlayalım ve gece saat 2'den sonra. O zamanlar sahilde falan insan yok. Ben ve araba. Ve duymuş de, çok popüler bir arabaydı değil mi? Benle çok işi yok insanların aslında. Arabaydı hedef. Bayağı da kalabalıktı kullanan işte 20-25 kişi vardı. Böyle herkes bir kaldı aslında. Kimse çok bir şey söylemedi çocuğa. Ha pardon şey şöyle bir şey oldu bak. Serkan'a o yüzden anlattım sana. Bu atışma oldu. Bu bize meydan okudu falan. Ya Serkan'ı ben aradım ya Serkan beni aradı o hafta. Dedi ki Özgür dedi bak ben seni çok severim. Sakın dedi böyle bir şey yapma istemiyorum dedi böyle bir şey yapma. Dedim Serkan niye ne alaka? Dedi ki o dedi psikopatın tekidir dedi. Yani geçemezseydi vurur dedi ya sakat kalırsın ya ölürsün kanka dedi. Ben onunla da konuşacağım dedi yapmayın böyle bir şey dedi. Yani çok tehlikeli bir çocuktur dedi. Oğlum ben zaten gerginim beni daha ne geriyorsun daha da gerildim ben. Ya zaten yapmayacağım varsa yapacağım zaten bu işi. Serkan da dinlemedi. Sonra cumartesi günü geldi şeye geçti. Kartal'da bir arkadaşımızın apartmanın altında bir tamirhanesi vardı. Gecenin bir yarısı oradayız gece saat 12'dir. Herkes bir şeyler yapıyor. Bir hafifte temizliyor. Bir de paspasları söküyor arabadan. Ekran tesisatı söküyor. Burak diyor kabloları da sök, kabloları da sök falan diyor. Ben de bakıyorum böyle. Ama kalabalığız yine. 8-10 kişi varız. En son Burak dedi ki Clio Burak. Aklıma geldi dedi. Tiner dedi. Ne tineri oğlum dedim. Tiner koyacağız dedi depoya. Dedim durun. Dedim bu çocuk arabayı yakacak şimdi birazdan. Tiner miner meğer Solent'ten bahsediyor. Ben de o konuda çok da hakim değilim. Dedim kardeşim bırakın. Adam dedim geldi bize meydan okudu. Biz bir şekilde bu işi kotaracağız. Bırakın dedim. Sökebildiğiniz sökün. Gidiyoruz dedim. Neyse geldik işte Burak'ın anlattığı gibi. Ondan sonrasında onlar 3 araba geldiler. Yanına onun işte gözlüklü hafif kilolu bir çocuk. Ben oturacağım dedi. Oraya ben onu kopilotayım dedi. Ben de bizim Burak'a koydum. Yalnız zaten başka kimse binmek istemedi arabaya. Burak geldi. İşte kalktık. Ya tamam kalktık ya. Şimdi bizim arabada 150 beygir. İşte onlar abi o zaman ona çip yaptı. İşte yine 150 beygirdir fark etmez. Anladın mı? Filtre taktın falan. Filtre taktın, çip yaptın. Ama onun abinin yaptıktan sonra bir tık daha araba daha rahat çeviriyordu. Ama ne yaparsan yap yerli üretim bir tip o. Anladın mı araba? Herifin kadet. Bildiğim de araba. Kıbrıs'tan tanıyorum arabayı yani. Çok yakın arkadaşım da Vauxhall'u var aynısını. Kalktık. O Bostancı şey yok mu? Cep, İspark'ın olduğu yer. Oradan kalktık. 1-2 dediğinde ben onun artık tamponunu görmeye başladım. Açıyordu yani yavaş yavaş. Tedirgin olmadım. Bak tam bir söylüyorum olmadım. Niye biliyor musun? Yani ne olursa olsun o virajda kendi kendime konuşmalarım vardır benim. Onu söylemeyeyim sana gülme de. Dedim ki sola döneceğiz. O içeride. Ben dışarıdayım. Hafif böyle bir sola döneceğiz. Onda limitör var galiba. Arkası hala sol lastiği galiba kilitledi. Kilitleyip hafif yanlayarak girdi. Dedim kendi kendime gazı kesersen dedim inşallah sağ bacağın kırılır dedim. Hiç kesmedim gazı. Öyle komple girdim. Yani farlarımı görüyordu artık benim. Döndük bir daha da kesmedik. Orayı döndük. Sonra o zaman Bostancı kokoreççilerin orası yine buydu. Evet. Oraya döndük yine komple yan. Sonra işte iki bitti. Ben kilometreleri hiç vermeyeyim sana. O tepeye doğru gittik. Tepeyi de atladık. Orada işte Burak'ın ensesi vurdu tavana. Burak da benim bacağımdan tutuyor. Burak beni normalde de hep gazlarken. Burak geldi benim o zamanlar ya Emrah vurdu yanımda ya Burak vurdu. Geldi de Burak vurdu. Şimdi Burak o zamanlar 120 kilo falan. 100 küsur kilo herif. Oğlum ben 55 kiloyum. Tutunamıyorum ki arabanın içinde yani. Gazlıyoruz da araba bir yana
gidiyor, ben bir yana gidiyorum. Burak devamlı benim, o parmakları da bu kadardır. Devamlı bacaktan tutuyor, bir de sıkıyor. O sıktıkça ben de gaza basıyorum. Oğlum sıkmasana diyorum, gaza basıyorum diyorum. Tutunamıyor o da zaten, ne yapsın çocuk? Neyse bak Burak, bir iki şey daha vardır Burak, anlatırım sana. Çok korkusuz bir çocuk. Ya bana çok güvenirdi veyahut da genel olarak da korkusuzdu. Hiç benim yanımda kanka yavaş dediğini duymadım. Şimdi kelle koltuk gittiğimizde bir iki yer var. Bir tane fuara giderken Subaru ile kelle koltuk gittik. Bu ile gazlarken kelle koltuk gittik. Yani işte ikisini de unutmuyorum. Burada kelle koltuk aslında da burada çok değil. Niye biliyor musun? Ya ilk sol virajdan sonra, öne geçtikten sonra onu geçirmeyeceğimi ben zaten biliyorum. Yani kendimi tanıyorum artık. Yani bir şey yapar yine geçer ama yine ben bir yer bulurdum ona. Çünkü orada kendini geçiren adamdan çok büyük bir şey çıkmaz. Yani düşünsene gazlıyorsun. İlk virajda virajın dışından seni geçiyor adam. Demek ki sende o kumaş yok. Ya varsa bile demek ki bizim dengimiz değilsin. Yani ukalak olmaz mı? Değilsin yani. İlk virajda bir araba senin yanından yan geçiyorsa çok saçma yani. Hiç anlamazsan bile mantık geliyor mu sana? Neyse işte Suadiye bitti. Erenköy bitti. Ben hala gazlıyorum. Yanım sönüyor. Ama her yerde birisi var. Ali Sağıroğlu bir yerde duruyor. Rahmetli Egen Emrah kardeşim benim. Şeyde duruyor, BP'de duruyor. İşte Batular falan bir yere dağılmış. Herkes bir yerde duruyor ki çok acil bir şey olursa atlayacaklar. Yolu kesecekler. Çıkan olursa ki gece saat 2'de o zamanlar. İncin top oynuyor. Yok canım insan yok. Şeyi hatırlıyorum artık Serem Çeşme civarlarında bana Burak dedi kanka yani hiç duymayacağım bile. İstersen de yavaşlayalım. Çünkü gelemiyor galiba dedi arkadan. Ben tabii şeyi aldım ya. Gazı aldım Murat'ı. Ya. Yok canım gidiyorum ben. BP'ye geldik. BP'ye döndük. İşte Murat rahmetli başladı selektör yakmaya bize. Tam karşıya çekmiş böyle. Allah rahmet eylesin. Çok acayip bir çocuk. Çok da iyi arbukunurdu. Çok çok iyi arbukunurdu. Döndük sahile. Sahilde de gazlıyoruz. Yani ben de farklıyım artık gelemedin arkadan ama yani benim amacım ne biliyor musun? Eşeğin bir tarafına sokmak yani çocuk. Çünkü çok üstümüze baskı yaptı. Bütün caddenin çocuklarına laf söyledi. Gençlerine laf söyledi. Bizi hakir görmeye çalıştı. Neyse geldik. Polisler tabii. Arabayı sakladık. Adile geldik başka arabalarla. Çok sonra. Yani ben sana söyleyeyim. Rahat 45 saniye sonra geldi. Rahat 45 saniye sonra. Yani bir dakika yoktur ama 30 saniyede değil yani. O arada geldi. Biz atıyorum Cadde Bostan'dayken o Tahran Lisesi'nin orada falandı büyük ihtimal. Geldi bir iki tane ilk önce saçmaladı. Evet. Yani net hatırlamıyorum biliyor musun? Şimdi şöyle bir şey var. Bizim, ben Rizeliyim biliyorsun. Bizim oranın çok da sevmediğim bir huyumuz var. Bizim göz kararması diye bir şey var bizde. Bizde bazı durumlarda gözümüz kararır, hiçbir şey görmeyiz. Hiç de sevdiğim bir şey değil. Hiçbir işine yaramaz. Hayatın hiçbir döneminde. Karardı yok. Hatırlamıyorsun. Hayır, hatırlamıyorum. Yani bazı noktaları hatırlıyorum. Şimdi rahmetlinin bize selektör attığını hatırlıyorum. Selektör akıp korna çaldı. Onu hatırlıyorum. Ama diğer yerler çok yok bende. Çalter ki kapandı tabii canım. O halde olmazsan zaten o farkı da atamazsın. Korkarsın çünkü ya insansın. Ya kim diyorsa ben korkmadan kalıyorum. Öyle bir şey yok. Korkuyorsun. Şimdi o bizdeki o damar o korkuyu atıyor sende. Ben çok samimi söyleyeyim sana. Arabada inip de bacağım titreyi çok zaman hatırlıyorum. Arabadayken hiçbir şey yok. Hiç korkmuyorum. Arabada iniyorum. Ne yaptım ben deyip bacaklarım titriyordu. Sonra geldik. Çocuk geldi. Şimdi ne diyeceğimizi de bilmiyorum. İlk önce Atilla, Ali o ikisini hatırlıyorum solumda. Çocuğa baskı yapmaya başladılar. Ne oldu falan diye. O zaman zaten 20'li yaşlardayız. Ne oldu falan diye. Ama herkes gerildi. Sonra çocuk en son dayanamadı. Ben de aşiret çocuğum. Benim de üstüme gelmeyin falan. Benim de bir şey yapmam lazım. Çünkü çocuk geldi bayağı laf söyledi bize. Dedim ki al arabanı dedim. Benim dedim senin eski arabanı bir laf sokmam lazım çocuğa. Çocuk dedi ki yarış günü bir şey koyalım dedi. Gazlama günü. Yarış değil gazlama günü. Bir hafta öncesine konuşulmuştu. Ciddiye bindince iş anahtarımı koyuyorum ben dedi. Ben de koyuyorum. Atilla dedi ki ben de koyarım dedi. Atilla da 200E var o zaman. HY plaka. Ya Atilla nasıl koyuyorsun bir daha bendeki baskıyı düşünsene. Ne koyacağız dedi ortaya. Ben de yanlarındayım. Arabamın anahtarını çıkardım. Arabam da kapıda duruyor o zaman işte Mercedes'i. Attım arabanın anahtarını dedim ki araba burada dedim. Sana dedim en büyük iddia. Geçersen dedim alırsın dedim arabayı. Yani Özgür'ün o kadar onu geçeceğinden eminim ki ben. Yani imkan vermiyorum ya. O arabamı veririm demişti o zaman. Yani benim arabam dedim bu iddiada var. Yani ben Özgür'ü dedim hayatta geçemezsin sen. Ya düşünsene mesela 5 araba arkadan duruyoruz. Telefon var mı yok mu o zaman hatırlamıyorum. Yolu kesiyoruz böyle ki işte ön boşalsın. Böyle trafik de yok şimdi tabii o zaman. Ya o gece Burak vardı galiba Özgür'ün yanında onlar gazlarken. Bir şey olmadıysa caddede kolay kolay bir şey olmaz. Yani o gece böyle keşke şimdiki imkanlar olsa da işte telefonla onları çekebilsek, o heyecanı yaşayıp işte seyrettirebilsek arkadaşlarımıza, işimize, dostumuza ama tabii... Benim hatırladığım, orada çok net değilim, Burak da koydu anahtarı. Bizim HGF'de ben de bir koyarım dedi anahtarım diye hatırlıyorum. Ama net değilim orada. Şimdi çocuğa da ya ne diyeceksin ki arabanı getir. Dedim ki benim de senin eski arabanı iş bakıyorum kardeşim arabanı git. O gün bugünden sonra hiç Serkan'la da konuşmadım hiç. Büyük ihtimal
O olaydan sonra Serkan'la çünkü sen şey çok yakın. Serdar abinin de bir daha. Burak'ın dediği gibi. Bak Burak'ın kelimesi kelimesi. Ne dedi Burak? Aynen öyle dedim. Bir daha dedim Serdar abinin adı sakın ağzına alma. Onun demeye sebebi şu. Yani Serdar abi benim çok yakın abim yani. Onun adına bir şey söylemek değil. Ya sen daha bizle başa demedin. Serdar Saran kim? Anladın mı? Yani o bizim abimiz, bizim büyüğümüz. Bizden daha iyi biliyor bu işi. Sen onunla bizle başa demedin. Sen onun adını nasıl ağzına alıyorsun? Sen daha onun çırağıyla başa demedin yani. Anladın mı? Öyle gitti. Biz o şehir efsanesiyle büyüdük. Bağdat Caddesi'nin anahtarında gazlamalar, anahtarına yarışlar falan. Ama hiç görmedim. Duymadım da. Yani duydum da efsane, şehir efsanesi. Ben yaptım diyen bir sürü tanıdığım var benim işte. O zamanın pilotları Zorti Bülent, Zeki Yalçın, Serdar Seven bir sürü insan var. Kaplan abi. Bunlar o zamanın iyi caddecileri yani. Hiçbirinden duymadım ben. Özgür biz anahtarını gazladık demediler. Bize nasip oldu. Yani altında kalmamam lazımdı. O baskının altında kalmamam lazımdı. Oradan iyi çıkardık kendimizi. Ki ben sana bir şey söyleyeyim. O kadar ukala davranmasaydı bence daha çok şans vardı. Ciddi konuşuyordum kendimi. Eskiden çok konuşuyordum. Yani arabanın içinde araba konurken falan çok konuşuyordum. Tek başımayken yanımda biri varken de içimden konuşuyordum. Kendi kendimi gaza getirirdim mesela. Yani miraja geliyorum mesela, yanımda Burak var. Burak bilmez. Diyordum ki hadi gazı kesmeden git de göreyim seni diyordum. Kendi kendime. Oğlum gülme, çünkü bu çekim yaptığın adamların hepsi ruh hastası. Ben yani kendimi ayıplamıyorum aralarında. Aralarında belki de en akıllısı benim. Hepsi ruh hastası. Hepsinin yaptığı işler anormaldi. Kendi kendine konuşan ben miyim bence aralarında? Gece yarısı çıkıp şey atan, tur atan, eve gitmiyorduk. En son, bak Emrah'ın şeyini anlatayım sana, çok komiktir. Emrah'ın şöyle bir huyu vardır. Mübalağa etmez ama böyle bir büyütür şey konuyu. Mesela helal beder, anladın mı? Helal olsun beder falan. Biraz şey yapar, bir tık üstünü söyler. Gazlıyoruz mesela, birece gülüyorum, lan helal olsun sana kanka falan diyor. Ben cevap da vermiyorum, bakmıyorum. Her zaman yaptığım iş zaten yani. Onu da bildiği iş. Ama söylemeyi sever. İşte bir arabanın arasından geçiyoruz. Ulan ne geçtim falan diyor. Alıştım ben hemen bu huylarına. Bir gün eve gideceğiz. Gece saat 2-3 falan. Tam Suadiye Otel'den çıktık. Karşıya geçeceğiz. Ona karşıya gidiş geliş. O da Kozyatan'da oturuyor. Ona bırakacağım. Eve, sonra eve döneceğim ben de. Dedim ki tam böyle caddeye çıktık. Bir tur daha atalım dedim. At dedi, hemen döndüm ben zaten. Artık son tur. İşte o ne biliyor musun son tur? Belaya bulaşmak işte. Şimdi o dönemler hep şey var, sulama var gece bir yarısı. Geçiyorsun kupkuru, bir daha geçiyorsun ıslak. Caddebostan'a gelmeden başlıyoruz gazlamaya. Caddebostan'a döndük. Adil'e döndük. Es'e girdik. Es'ten çıkışta sırılsık kamer. Artık tam soldayız, bir de direksiyon tam solda. Atan araba topaç gibi dönmeye başladı. Ya ben terse veriyorum, düze veriyorum. Devamı çalışıyor diyeceksin ama kontrol araba öyle bir dönüyor ki inanamazsın. Neyse döndü. Çok da şanslıyızdır bu konuda. Allah'ın takdiri yani. Hiç de öyle şuursuz bir yere çarptığımız hiç yok yani, kaza yaptığımız. O arada diyorum ki sesler geliyor. Arabada yani hem kayma sesi var hem gazlama sesi var. Suadiye Oteli'nin önünde şey var, otopark. Orada polisler duruyor. Çıkacaklar, bizi alacaklar. Bir yerde vuracağız belli yani, bir kaldırıma çıkacak araba. Neyse döndü. Kaç tur attık bilmiyorum. Durdu. Hemen biri aldım, gazlaya başladım. İkiye çektim, devam ediyorum polis yapmasını. Emrah Bey helal olsun sana dedi ya. Nasıl dedi kontrol edin, sorma kardeşim dedim. Ama tabii benimle hiçbir alakası yok olayın. Araba tamamen kendi başına. Suda ne yapabilirim ben arabaya? Bak direksiyonla oynuyorum ama boşu oynuyorum. Çoğu takıntılı ben Yıldız Tilbe'nin. Yani ben Sezen Aksu'cuyumdur çok ağır ama Yıldız Tilbe bizim o dönemlerin, 90'ların bütün gençlerinin hayran olduğu bir kadındı yani. Hala çok severiz tabii de. O çaldığı zaman tabii onda da ayrı bir şeyler kapanıyor. Öyle o, yani öyle bir nesildik biz, anladın mı? Şarkıyla gaza gelen. Anladın mı? Böyle bir nesildik. Keşke yaşasaydınız 90'ları. Bak şimdi sizin her dönemin kendine göre güzellikleri var. Siz de çok güzel şeyler yaşıyorsunuz. Siz daha kolay, pratik şeyler yaşıyorsunuz en azından. Daha güzel. Ama o dönemki şeyleri, arkadaşlıkları. Ha yok muydu? İnsanoğlu hep aynı insanoğlu. O dönemde vardı insanların birbirine ihaneti, yanlışı. Ama çok minimalizeydi yani. Şimdilik gibi değildi. Keşke o dönemi yaşasaydınız. Arabacılar ayrı yaşasaydı. Çünkü yani böyle bir ortam yoktu. Şu an atıyorum 95'teki İstanbul nüfusuyla şu anki nüfusu karşılaştır. Bağdat Caddesi sahili aynı sonuçta ama nüfusu düşün.
O zaman gazlama diye bir şey vardı ve abes değil daha çok. Hadi 3-5 kere birinin yanına hızlı geçersen falan insanlar çekinirdi, korkardı falan. Işıkta gelir laf söylerdi. O da o kadar öyle bir laf söylerdi ki bize. Yani bırak utanmayı, harbide gerçekten ders söyledik. Bana bir kere sahilde gazladım. Bostancı deniz otobüsünün ışıklarına durdum. Bir anda bir araba geldi. Cam açsana dedi. O zaman 50-55 yaşında, belki de 60 yaşında bir adam. Bak evlat dedi, benim sizin yaşınızda çocuğum var dedi. Yazık edersiniz kendinize dedi. Bak orada utandık. O bizi, öyle şeyler bizi utandırırdı o zaman. O zaman insanlar da böyle uyarırdı insanları. Hakir görmezlerdi yani, anladın mı? Çok utanmıştım. En az 1-2 saat gazlamamıştım yani. Bayağı atlamış lan. O kadar oğlum, yani 20 yaşında bir çocuğa ne anlatıyorsun ki? Ne anlatabilirsin? Yani benim bu konulara çok girmeyeyim ama 3 tane çok yakın arkadaşım vefat etti. Murat bir tanesi. Bir tane yine çok yakın arkadaşlarım. Tekerlek sandalye mahkeme yaşıyor 20 senedir. Ya bunlar bile bizi o dönem uslandırmadı. Ya bunun 3'ü 4'ü de sevk kazası. Ya Murat'ınkini anlattı bu şeyler. Evet, Murat Ede inanılmaz bir çocuktu, biliyor musun? Yani çok insan kaybettiğimizde tabii ki üzüldük ama Murat'ı kaybettiğimizde daha çok üzüldük. Çok değerli bir çocuktu. Çok da samimiydi. Ama işte dediğim gibi, şimdiki arabacılar da öyle. Atan arkadaşı paramparça oluyor arabası. Artık gazlamıyor mu insanlar? Bu şey yapılamayan bir, engel olamayan bir hastalık. Şimdi çok yürüyorum caddede geceleri özellikle. Bakıyorum neler yaptıklarına. Tabii bizimkiyle alakası yok. Yani arabacılık o değil. Gazlama falan o değil. Bunlar değil. Ama tabii içlerinde değilim. Sen daha çok hakimsin konuya. Bilmiyorum ne kadar keyif alıyorsunuz. Biz gün bitmesin diyorduk. Ya gece saat 4-5 kimse eve gitmiyor. Ha biriniz gitse herkes gidecek. Anladın mı? Bir şey kaçırmayalım yani. Anladın mı? Günden bir şey gitmesin. Evet, abi siz yaptınız şimdi. Bir şey değildi. Şimdi biz yapınca mı oldu ama bak. Yok, ben öyle düşünmüyorum. Şöyle bizim zamanımızda tam bir söylüyorum sana. Sahile inen kedi köpek yoktu. Hayvan bile göremiyordu. Daha gece saat 9-10'dan sonra. Ne insanı? Ama şu an çok tehlikeli gazlamak. Şöyle bir şey anlatayım. Bak bunu anlatayım mı anlatmayayım çok aradayım. Ama şimdi diyeceksin ki abi iyi anlatıyorsun. Artısını anlatırken eksisini de anlatacaksın. Şimdi bir gece bizim şey var. Büro abimiz var. Büro topuz. Kickboksçu. Büro abi aynı evde kalıyoruz. Rover 220 turbo aldı. O da inanılmaz giden bir arabadır. Bu gece erken yattı. Ben aldım arabayı çıktım. Caddeye geldik. Umut. HCC Engin, büyük ihtimal Volkan, USS Volkan. Ya 4 ya 5 kişiydi araba, tam hatırlamıyorum. Ki hayatta binmem arabaya yani. Araba 3 kişi bile binmem. Üçüncü işte Burak Emrah Metin veya Burak Emrah birisi daha falan yani çok yakın arkadaşlar ve onlar çok komiktirler çünkü. Onları üçlü anca öyle alırım. Yoksa arabaya o kadar erkek doğuşmasına karşıyım. Ama o gece işte öyle turbo bir araba almışız altımızdan. Gazlıyoruz. Gazlamıyoruz. Bir iki gazladık bıraktık. Sonra geziyoruz. Geç saatte sahilde gidiyorum. Sanırım Bostancı falan gelmek üzereyiz. Atam bir tane Volvo, beyaz Volvo geçti yanımdan. T4. Öyle bir araba var mı? T4. T4 geçti. 2-3 saniye sonra Serdar abi geçti. 500 sekli galiba. Mercedes 500'lü galiba. Sonra Zeki abi geçti 5 kasayla. Galiba onunki Kayan'dan aldığı, Türkoğlu'nun aldığı M3 olabilir. M5 olabilir tabii. Kaplan abi geçti 3 kasayla. En sonunda Oğuzhan'ı gördüm şeyle geçiyor. Geziyor. Gazlıyor. Annesinin C200'le. C220'yle. Yani şey olduk böyle. Bir anda yanımızdan geçtiler. Roadrunner gibi. Ne oluyoruz olduk. Peşlerine gitsem yetişemeyeceğim. Dedim bunlar dönecek nasıl olsa. Hemen bizim inançların hangi köşesinin oradan caddeye ineyim dedim. Bekleyeyim sağda peşlerine gazlayayım. Neyse geçtim. Baktım Volvo geliyor. Serdar abi, Zeki abi gitmiş. Yoklar. Büyük ihtimal çocuğun peşine gazlamıyorlar. Kendileri bir yerden dönüyorlar gazlayarak. Çocuk da önde gidiyor. Neyse. Arkasından Volvo geçti. Hemen Kaplan abi geçti. Oğuzhan daha gelmeden ben de gazladım. Oğuzhan da girdi Suadiye'den eve. Biz gazlıyoruz. Çocuk önde Volvo. Kaplan abi arkada. Ben de onun arkasındayım. Artık yetiştim. Tam Göztepe'ye geldik. Kaplan abi sağ sinyal verdi. O da Göztepe'de oturuyor şeyde. Yürüyüş yolunda. Sağa döndü. Ben çocukla tek başıma kaldım. Çocuğun peşine gidiyoruz ama 4 kişiyiz. Gidiyoruz. Yetişiyoruz. Herife geçemiyoruz. Araba gitmiyor yani. Yetmiyor. Tamponun arada kalıyoruz. Neyse çocuklar korkmaya başladı bizimkiler. Sahile döndük. Dedim ben bunu sahilde alırım. Engin diyor ki kardeşim istersen yavaş, gerek yok. Biz ondan daha hızlıyız. Bana gaz vermeye çalışıyor falan. Neyse çocuk sahilde atan. Çocuğun tamponun yanına kadar geliyorum, açıyor. Araba hızlı, virajı da giriyor, biz de giremiyoruz. Şimdi bu da haksızlık olur, anladın mı? Giremiyoruz derken yani sen tipo ile hep senden yavaş arabayla mı gazlanacaksın? Yok, benden hızlı arabayla mı gazlandın? Hayır, yavaş arabayla da gazladım. Mazeret olan arabayla da gazladım. Onun için mazeret değil aslında. Geçmen lazım herif. Geçemedik biz. Yetişemedik yani. Yetiştik. Tampona geliyoruz. Virajda yaklaşıyorum. Düzde açıyor yine. Tanımıyorum. Dinle. Oyun sonu çok şey. Ben bu işin aslında benim ekseğimde değil, arabanın ekseğinde döndüğünü anlayacaksın şimdi. Neyse. Çocuklar artık dediler ki Özgür yeter. Yani biz seni çok iyi tanıyoruz. Bana
Benim şey yapmaya çalışıyor, rahatlatmaya. Sen bunu geçebilecek bir adamsın. Hırs yapma boş yere. Bak araba gitmiyor. Ben orada hem bunlara küfrediyorum. Bu arabada 5 kişi ne işiniz var diye. Hem arabaya küfrediyorum. Saydırıyorum yani. O da çok iyi verecek gelen bir araba değildir. Neyse dediğim gibi bunun mazereti olmaz. Gazlamayacaksınız onu. O kadar basit. Neyse çocuğu geçemedik. Yani geçemedik, bıraktık artık. Döndük. Ertesi günde şeyde çok büyük kaza oldu. Suadiye bir epe vardı eskiden, şimdi zarın olduğu yerde. Önünde çok büyük kaza oldu. Bir tane taksiye vurdu arkadan. Taksi, o zaman da tüp daha yeni gelmiş Türkiye'ye. Tüplü araç. Taksiye tüp var. İşte bütün insanlar toplanmış falan. Tam biz de araba çektik. O yedi. Bizim işimiz zaten. Gideceğiz bakacağız. Tam orada kaplana bile denk geldik. Bakıştık böyle. Sen dedin mi lan dedi. Bendim abi dedim. Ya dedi ben de dedi. Kimdir bu diye düşünüyorum dedi. Tam birden biri oldu belli dedi. Geçemedim sonra dedim. Kime dedi. Vovo'ya dedim. Oğlum sen hangisiydin dedi. Vovo sen değil misin dedi. Yok dedim ben Vovo'daydım dedi. O beni görmemiş bile. Kimdi o dedi peki. Ne bileyim o kaplana abi dedi. Neyse güldü gitti. Bir de McDonald's'a geldik. Şimdi Umut diye bir arkadaşım var. Tipo'nun biraz hayranı. Biraz değil, bayağı hayranı. Senin Tipo'nun? Yani benim. TG'nin hayranı. Bayağı böyle fanatik yani. TG mi TG oldu? TG. Terkan TG diyor. TG'nin hayranı. Laf söyletmez falan böyle. Yanımda Umut var. Gece de Umut vardı yanımda. McDonald's'a geldik Caddebostan'a. Arabayı sol tarafa çektik. Kasadayız. Bir şeyler alacağız. Kafayı bir çevirdim. Volvo geldi arabayı park etti. Orada çapraz arabalar çekerdi. Umut'a vurdum şöyle bak dedim. Arabaya bak. Plakayı da hatırlıyoruz. O zaman T4 çok yok beyaz. Geliyor yanımıza doğru. Ama siz Tipo'ylasınız bilmiyorsunuz. Tipo'ylayız. Bizi de tanımıyor. Selamünaleyküm dedim. Benden kısa. Ben bir, yani 1.65 falan bir çocuk. Genç de bir çocuk. Ben biz 20 yaşındayız. 18 yaşında falan. Bu arabayı sen mi koyuyorsun kardeşim? Ben koyayım abi. Geldim yazıyoruz. Ben hayatta yapacağım iş değildir. Atan hiç tarzım da değildir yani. Gazlıyor musun benle dedim. Nasıl abi dedi. Gazlayacağız dedim. Arabaya baktı. Güldü. Manyak mı ben dedim arabayla gazlayacağım dedi. Manyak mıyım dedi arabayla ben gazlayacağım dedi. Niye? Tipo'yu gördü. Arabayı tanıyor beni tanımıyor. Ben de gazlan Umut'u gördüm. O saatten sonra Umut'u inanamazsın yani. He böyle böyle tabii. Besmele çekeceksin diyor falan. Bir çocuğu bir saat esir etti orada. Çocuk demiştir bunlar ruh hastası diye. Yani arabadan çekiniyorlardı. Benden değil. Dedim ben gazlayayım. Dükür orada mesela geçemedi. Bilse beni dükür orada onu yetişemeyen adam ben olduğuma der ki hadi gel. Ama arabadan çekiniyorlar. Ben deli miyim? Ya deli miyim dedi ya manyak mı dedi arabayı gazlayayım dedi. Umut'u o saatten sonra bir 2-3 dakika Umut çocuğa pres yaptı. Aferin bak akıllı ol. Böyle bir daha Tegan'ın adını ağzına alırken böyle besmele çekti. Çocuk da masum da bir çocuk. Böyle tamam abi dedi. Ne diyorsun çocuk? Farklı bir çocuk çünkü Umut, anladın mı? Yani Beşiktaşlıdır, çok fanatik. Beşiktaşlılığı da öyledir. Yani ölümüne sever Beşiktaş'ı. O zamanlarda arabaya bağlandı. Onun da arabanın sahibi benden daha çok arabaya sahipleniyor. Arabayı gösterip sahneye baktım. Kim de bizim Yunus'taydı galiba egzozda. Dedi ki ben başına vuracağım dedi. Oğlum gel dedim. Ben dedi başına vuracağım arabanı. Burada bırakamam burada arabayı diyor. Neyse ben gittim bir yere geldim. Elinde bir kağıt. Kağıt buralarda bir yerdedir. Defter kağıdına Tolga rahmetli oldu geçen. Tolga Savacı. O da Amerikancıdır iyi. Evet. Rahmetli. Tolga Savacı'ya şey yazdırmış. Özgür'e ve TGA'ya sonsuz sevgilerimle diye not yazdırmış. Arabaya not falan yazdırıyordu. Ruh hastasıydı çocuk ya. Yani araba bir yana, dünya bir yana. Hiç laf söyletmez. Oğlum ben sana ne diyorum? Şimdi sen bana gülüyorsun abi. Niye kendi kendine konuşuyorsun diye de bunlar normal adam var mı zannediyorsun? Adam ayakkabısını değiştiriyor Tuberk. Ayakkabı değiştirilir mi o mu gazlamak için? Normal bir zihni kafamı yani bu. Levent'in yaptıklarını anlatıyor. Levent yaptıklarının yarısını anlatmıyor. Anlatmıyor yani Levent yaptıklarını. Levent de değil Levent niye değil? Çok akıllı bir adam mıdır Levent o zaman? Şimdi tabii çok
efendi saygılı bir adamdır. Çok yani ters yönden giden adam ne kadar kıvırıyor biliyor musun? Hayatına girmedim vallahi bak. Ben de şeyi deliyimdir ama yapmadım. Onu yaptıklarını şu an yapmam yani. Ya bindim bir kere arabasına. Ya el freni çekiyor ya mesela. Dört şerit çekiyor el freni. Yanımızda bir tane 106 bile gazlıyor. Çocuk gidip basıp gitti yanımızda. Biz hala el freni çekiyoruz. Levent şeydir, efsanedir Levent yani. Oğuzhan da efsanedir. Bu adamlar bilmiyorum şimdi çok takip de etmiyorum ama sosyal medyada görüyorum. Gazlayan yeni nesili. Hiç hakir görmüyorum. Hepsi çok yetenekli çocuklar kesinlikle. Evet, çok yetenekli hem de. O arabalarla öyle gazlamak herkesin harcı değil. Ama işte bir Oğuzhan falan keşke görselerdi. Yani oğluna da söylüyorum. Ahan var. O bazen konuşuyoruz onunla. Baban nasıl araba kullandı biliyor musun diyorum. Biliyorum diyor da bilemiyor tabii. Nereden bilsin? Nereden bilecek? Yani bilemez. Yo anlatayım. İki tane kız arkadaşımız var. İyi de arkadaşlarımız, iyi anlaştığımız arkadaşlarımız. Biri çok şey bir kız böyle, biraz şımarık bir kızdı. Fenerbahçe'ye gidiyoruz o zaman. Hepimiz Fenerbahçe'de oturuyoruz. Çay içiyorlar falan. Bizimkiler, ben çay içmiyorum. Ya giderken Caddebostan, Caddebostan Işıkkar'da kırmızıda tam en önde durduk. Geçenden herkes böyle arabaya tuhaf tuhaf bakıyor artık. Anladın mı? O zaman öyle bir araba yok Atan. Anladın mı? Şimdi araba çok güzel diye söylemiyorum. Çok dikkat çekiyor çünkü araba. Güzel olması değil mi? Çok yani öyle bir araba yok. İlgilenmeyen dikkat çekiyor ve sağına soluna bakıyor. Siyah film de olsa içindeki de rahatsız oluyor. Ben de çok rahatsız oluyorum aslında da alıştım ben. Kız biraz uf puf dedi. Ondan sonra neyse devam ettik. Fener'e geldik. Fener'e gelince trafik sıkıştı. Herkes artık şey yapmaya başladı. Bu ne dedi ya? Yani ben bu ne biçim araba dedi. Böyle dedi rahat edemeyecek miyiz araba dedi. İn lan arabadan dedi. Umut. Oğlum ayıp dedim arkadaşım. İn lan arabadan dedi lan. Kız indi arabadan. Arabadan indirdiklerim yoktur ya. Bu bahsediyorlar. O kısım bende çok yok ama. Bir gün Fenerbahçe'den geçerken galiba Özgür'ün kız arkadaşı demiş ya demişimdir yapmışımdır ya doğrudur yani öyle bir bağ vardı ya ben hasta Beşiktaşlıyım yani o kadar o arabayla öyle bir bağım oluştu ya çok seviyordum yani taksiye mi gitti Allah Allah niye indiriyorsun ayıp değil mi dedim kızlar arabada indiriyorsun taksiye mi gitti 50 yani biraz dil döktük bırakmak istemiyor taksi peşinden eve kadar takip ettik binmesin kardeşim ona dedim hastaydı. Ruh hastasıydı. Bak benim de çok şaşırtan bir olay olmuştu. Şöyle oldu. Şimdi bunlar hep Selimler, Burak'la falan söyledi bana. Girdiğinde çamurun içine giriyor, görüyoruz buradan diye. Mesela girdiğimde mesela ben bakıyorum bizimkilere. Bakıyorlar arabaya. Selim hele çok biraz ruh hastadır ya. Nerede ne yapıyor onlara bakıyordu. Arabanın hareketlerine, lastik nerede. Ruh hastası çünkü. Ne ses geliyor. Bana çünkü diyoruz direksiyon kutusunun sesi geliyor diyor dışarıya. Son vurduğun kutunun. Oğlum nasıl sen duyuyorsun? Bir gün yine bu büyük ihtimal HGF Burak, belki Umut, birkaç kişi daha olabiliriz. Este duruyoruz. Çok orada çok merak ettim. Arabanın arkasına oturuyoruz. Arka tarafında kaldığım yerde oturuyoruz. Ses geldi. Hava vites sesi. 106 GTI belli. Her kafayı kaldırdık böyle. Çocuk geldi. Solu döndü. Sağa dönerken de hafif böyle kıçını attırıp devam etti arabayla. Ben de helal olsun lan dedim. Ne güzel girdi dedim. Milikler gülmeye başladı. Ben de kızarım öyle şey hanım. Ne gülüyorsunuz oğlum dedim. Niye gülüyorsunuz yani dedim. Burak da ona bozuldu diye hatırlıyorum. Oğlum sen dedi kendini buraya nasıl girdiğimi görsen de niye güldüğümüzü anlarsın dedi. Orada Richard dönüştü bende. Orada merak ettim işte acaba nasıl giriyoruz oraya diye. Ama bana sorsalar onlar çünkü hep ben tek başıma en son şey yapardım gece. Eve gitmem. Burak eve gider. Emrah eve gider. Volkan eve gider. En son çıkar bir tane turlardım. Ama benim en sevdiğim yer Aldekayıt'ta da. Çok dehşet bir yerdir o ilaç aslında. Orada ölmediysem hala yaşıyorsam benim ya burada denizde göreceksiniz ya havada bir yerde ölümünü göreceksiniz. Yani orada ölmedim ya. Çok zorladım çünkü orada limitleri. Çok. Yani en son şöyle bir şey oldu Atan. Esten çıktım. Bir daha üstüne bindim gazın. Girdim. Araba artık sağa doğru gitti. Orada kaldırılma. Lastik herhalde şöyle bir karış falan kaldı. Çünkü şey seslerini duymaya başladım. Oradaki toz toprağın davulmaz olma seslerini duymaya başladım. Mıcırların. Kımıldatamadım direksiyonu artık. Son raddedeyim. Dedim ki burada vuracağım büyük ihtimal. Memesini oradan, teknelerin oradan şey var. Evet. Kayıkhane. Memesini oradan denize uçacak araba. Çünkü o süratlerdeyim. Yanımda olayın Allah. Yani. Abilerimizden Kaplan abi var mesela. O da inanılmaz araba konusu. Ya Serdar abi tabii başka bir dünya ama yani Bülent abi, Zorti.
İnanılmaz araba kullanır bu adam. Ya Bülent abi de 2000 yılında turbo vardı mesela. Esin çıkışında 2'yi bitirip 3'ü atıp alev atıyordu arabadan. O da Dragos tarafında oturuyor. Eve giderken gece sahil bir geçerdi. O da iyi araba kullanır. Ya o dedi bak bizim dönemimiz de iyi araba kullanıyordu. Bizde öncekiler daha da iyi araba kullanıyordu. Benim tahminim elektroniğe geçmedikçe şoförler hep daha iyiydi. Burak, Clio Burak var. Çok hızlı konuşur, hiperaktiftir. Çok hızlı konuşur ve dinlemez seni. Ben de hızlı konuşurum bazen çok anlattığım zaman ama o bayağı hızlı konuşur. Ve seni dinlemez. Anlatır ya, mesela arada bir şey tamam oldu dersin. Evet der, oğlum dedim ya arada oldu, hem duymadım onu der mesela. Öyle hızlı konuşur. Gökhan Alkan var, onda da o zaman yine 2000 yılında falan, 99-2000 yılında. BGM plaka gri 328 var. E36. Gökhan da çok kötü araba kullanır. Kötü araba kullanır yani, anladın mı? Ama gazlar. Devam bir yere çıkartır arabayı. Esel'e ilk tüp takan adamdır yani Türkiye'de. Esel Mercedes. Caddebostan Migros'u şeyi dönüyor. McDonald's'ı. Sağa dönerken kontrolü kaybediyor arabanın. Araba geri şeyin kaldırıma çıkıyor. Sahildeki kaldırıma çıkıyor. O zaman da 18 Mart var. 18 Mart'ta gidiyoruz. Bir iki gün takıyoruz. Polis kovuyor bizi. Oradan şikayet ediyorlar. Geliyoruz Caddebostan Migros'un arkasına. 2-3 gün takıyoruz. Polis kovuyor bizi. Adliye gidiyoruz. Devamlı böyle polis kovuyor. Haftayı öyle geçiriyoruz. Nerede olduğumuz belli değil her gece. Mesela 20-30 kişilik bir grubuz. İşte telefon trafiği çok yok. İşte gece çıkan evden 3-5 yer var. Oralara bakıp buluyor birbirini. Grup neredeyse orada toplanılıyor. Gökhan da geliyor. Geri çıkıyor arabayla oraya. İniyor arabadan. Babasını arıyor. Biz arıyoruz. O arada Clio Burak geliyor. Geliyor diyor ki buna. Burada mı toplanıyoruz artık diyor. Tamam kanka diyor. Ben birazdan geliyorum. Ne takıyor? Ben beyip geliyorum. Ne takıyor? Bire gidiyor. Burak, Gökhan bize aradı geldi. Oğlum dedi biz çünkü Burak arası. Ne oldu dedim. Geldi dedi şimdi burada mı takıyoruz dedi. Burayı takılmayalım zannet dedi. Ben, araba öyle bir duruyor ki orada Gökhan. Bir, dedi birazdan gelir buraya arabayı çıkarmaya çalış dedi o deli. Postel mensup yani bana çocuklar söyledi bilmiyorum. Yani ben şey yapıyordum o zaman ön arka tampona Amerikan E36'ların Amerikan versiyon şeylerini takmıştım. Parkları açık bırakıp divanın karşısındaki cebe koyuyorduk arabayı. Gece gelip fotoğrafını çekmişler arabanın. Duvarına poster yapmış. Selimler konuştu çocukla ben konuşmadım. Beni görmüş git gelmemiş yanıma. Niyeyse. Yani aslında biraz oraya takılıyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Anlatma kabiliyeti çok iyi olan bir adam değil. İkincisi de bizim yaşadıklarımız yaşandığı zaman çok heyecanlı, çok sürükleyiciydi. Şu anlatıldığı zaman çok size geçmeyebilir. Ama mesela bak çok ilginç olan bir şey vardı. O kadar popülerdi ki araba. Benim tekrar ayırıyorum kendimi. Bizim çocuklar mesela caddenin tayfası sağda solda konuştuğu zaman merak edip gelen oluyordu. Ya tesisatın tabii Ekrem'in çok iyi tesisatçıydı. Müzik tesisatında çok iyiydi. Şimdi Murat abi de tabii öyle. Ya tesisata bakmaya geliyorlardı veyahut da tanışmaya, arabaya bakmaya veya araba nasıl gittiğine bakmaya. Bir gün bir arkadaşımız kopilot getirdi. Bayan kadın kopilot. Hatırlamıyorum kadar kıvırcık saçlı bir kadın. Galiba Ankara'da bir yarışının kopilotu. Esse oturuyoruz. Geldi. Merhaba. Özür dedi bu arkadaş dedi getirdim. Hoş geldi dedim de nedir? Merak ediyor dedi arabayı. Oğlum dedim yani bana ben kuru bebek gibi arabaya bin gazla ben böyle bir adam değilim. Spontane gelişecek. O an yıldız çalacak. Birine sinirleneceğim falan. Öyle gazlayacak tabii. Yani hadi gel binelim ben şuraya gireyim. Yani takkattır dedim bir yerde. Neyse biraz dedim oturalım. Hadi arada tura çıkıyoruz ya. Binsin dedim.
baksın kız merak etmiş çünkü yani ben kız şey hava edasıyla geldi. Ben kopilotum. Biz bu işi profesyonel yapıyoruz. Bir görelim bakalım bu kadar anlattıkları kadar var mısın diye. İşte bindi arabaya. Öyle hadi dedim. Bir iki araba çıkarken çıktık. Bildi peşlerine. Çıkınca hafif bir gaza gelince tabii bastık arabaya. O vardı işte kız arabada diye. Bir tık da çekiyorum gazı mecbur. Yani bir şey olsa onun sorumluluğu var. Zaten kendi arkadaşların sorumluluğu seni rahatsız ediyor. Bir tanımadığım bir insanın sorumluluğu, kaza yapsan falan. Neyse en son S'ye girdik çıktık. Durduk ben direkt kıza baktım arabada inişine. Çözdüm kızı zaten. Biraz heyecanlanmış. Nasıl dedi? O arkadaş, ben konuşmadım. O arkadaşım nasıl dedi beğendin mi dedi. Farklı bir tarzı var falan dedi ama belli yani. Bir gitmiş gelmiş. Gerçi arabamda korkan birisi beni çok rahatsız eder. Bu senin çok kötü bir şoför olduğunu gösterir. Çok güvenilmez bir şoför olduğunu gösterir aslında. Lan TGA dururken sizi ne çekeceğim ben burada? Takviyeyi al artık artık. Henüz çıkamadım orayı. Aleyküm selam, hoş geldin. Bir günde şimdi devamlı S'e takılıyoruz ve devamlı ben S'e giriyorum. Ve herkes orada olaya şahit oluyor. Çok da dikkat çekiyor. Herkes de konuştuğu için galiba bizim lacivert, onun lakabını söyleyemeyeceğim burada. Burak vardı bir tane daha. Lacivert 106 sonra. Galiba onun bir arkadaşı. Yine bir yarış takımının menajeri çalışan birisi, bir şey yani çocuk. Bu işleri kafa yoran birisi. Çocuğu getirdiler. Çocuk tanıştı falan. Abi dedi ben duydum dedi nasıl girdiğini. Ben de sana bu işin bir başka bir yolunu göstereceğim dedi. Apex. Apex ne? Düz çizgi. Değil mi? Abi haberin var mı sen öyle bir şeyden? Benim yoktu o güne kadar. Apex diye bir şey dedi. Tamam dedim. Biz neyse yürüyerek çıktık şeye. Esin karşısına kaldırma yürüyoruz. Caddebosna'ya doğru. Tam işte kaldırımda bana gösteriyor. Abi eğil diyor. Bak diyor bu çizgi bu. Bu çizgiyi arabaya oturtacaksın diyor. Böyle gideceksin. Ben de Zayn'ın şeyi dinlediği gibi bir videosu var. Babasını dinliyor. Babası diyor bak 16 metre. Çocuk kafayı sallıyor ama dinlemiyor. Ben de yani ulan bana anlatıyorsun ya. Ben ağaylı bir adamım. Ben sokaktan gelme adam. Bana bunları anlatamazsın ki. Ben bunlarla gitmem yani. Bana 30 derece şuraya kıracaksın direksiyonu. Ben ne anlarım ondan? Anlatıyor. Bak diyor böyle girersen diyor. İşte şu an girdiğinizin İşte bir 20 km %20'sini daha falan hızlı girebilirsin. Daha rahat çıkarsın falan anlatıyor. Tamam kardeşim tamam. Deneyelim abi dedi. Tamam dedim deneyelim. Yine geldik. Ben yine yanı verdim. Çıktım. Bundan dedi olmaz abi dedi.
bu abiden olmaz dedi. Bu abi bu kendi kafasına göre yürüyecek dedi. Zaten benim kişisel şeyim de öyledir. Colin McRae hayranı bir adam. Ben Emre Erlici hayranıyım tabii ki. Başta onunla büyüdüm. Lisede bilyeler bok oynadık. Onda bile Emre Erlici taklidi yapardım yani. Mesela top oynarken bizim dönemimizde şimdi de vardır herhalde. İşte spiker hem topçuydun, top oynardın hem spikerlik yapardın kendi kendine. İşte Rıdvan, Tanju olurdun, Aykut olurdun falan. Ben arabada da Emre Ali'ci devam ederdim. Simsiyah sakallı bir adam, hayranıydım yani. Bir dönem onun ustadayken, onun abinin oradayken Erdem veya Erden'di onun aşağıdaki makinesi yani motor ustası. O kendi yukarıdaydı. Arabayı bırakmıştım. Geldiğinde bana dedi ki bir tane burada bir abimiz var dedi. Senle de tanışmak istiyor. Ne iş, ne dedi, ne alaka? Dedi ki organizatör. Yani bir yarış şeylerden bir tanesi. Takımlarından bir tanesinin şeyi. Abi dedim Erdem ben hiç tanışmayayım dedim. Ben anlamam dedim o işlerden. Çünkü çok laf dinleyen bir adam değilimdir. Şimdi Colin McRae hayranıyım dedim ya. Tabii tırnağı okumayız da onun. Şöyle videosu vardı onu izledin mi hiç? Carlos Sainz aynı takımda var Subaru'da. 555'te yarıştıkları zaman. Takım Carlos Sainz'ın puan daha yüksek. Birinci olması için Colin'e diyor ki yavaşla diyor şeyde. Etapta yavaşla diyor. Colin tamam demiyor. Bunlar da uyanıyorlar Colin tamam demeyeceklerine. Ekibe adam gönderiyorlar. Videoyu vereyim sana izle. İnanılmaz video. Ekip yoğun yoğun at diyor. Hiç gaz kesmiyor. Bana da bir ekip deseydi ki gel yarış bizim şeyimize. Ben de bana deseydi ki işte Özgür birincilik alacaksın. Bir hızını düşür. Hayatta yapamam öyle bir şey. Fıtratıma ters o iş anladın mı? Yapacağım bir şey değil. Yürüyemem. Çocuk da gelmiş bana anlatıyor. Buranın arkadaşı çok da ayıp olmuştur belki çocuğa ama bak abi bunu böyle yaparsan şöyle ya ben gelmişim o zaman 20-22 yaşında artık feleğin şeyinden geçmişiz. O zamana kadar öğrenmemişim ya. O saatten sonra bana öğretemezsin. Bakırköy, Florya'nın gençleriyle bizim gençler hep bir atışma arası vardı aramızda. Bir gün karşıya geçiyor. Galiba Kumurgaz'a gidiyorum Kaan'ı bırakmaya. Yanımda Hakan diye işte 1900'ün sahibi var. Oradaki 1900'ün sahibi. Burada tabii Üsküdar'da oturuyor. Burada da arkadaşım. Beraberiz yine. Kaan diye bir arkadaşımız var. Onu bırakmaya gidiyoruz. Büyük ihtimal Kumurgaz'a gidiyorduk. Birinci köprü yolunda 306 GTI bir tane. Bak benim aslında söz dinlemediğimi, kendi başına buyruk olduğumun çok şeyidir. İspattır bu. Çocuk gazladı bizde. Çocuğu aldık arkamıza. Oynuyoruz çocukla. Yani belli ki o kadar değil çocuk. Çok sinirlendi. Belli yani gelmeye çalışıyor, gelemiyor. Gaz kesiyorum, veriyorum. En son Mecidiyeköy'ün tepeye şeye geldik. Sola döneceğiz. Önüm açık. Hakan dedim ya dedim şimdi dedim yapıştıracak geçecek çocuk. 306 GTI geçer. Hemen de arabayı sağ at. Ne diyorsun dedim ya. Araba dedi sağ at. Sağ şeride. En sağ şeride. Ve boşa at dedi arabayı. Ya karışma efendim dedim. Sesini yükseltti. Ya ne oldu lanet olsun ne oldu dedim. Attım arabayı sağ. Bana kalsa ben gazlayacağım. Çocuk bizi geçecek. Büyük ihtimal Florya'da Bakırköy o taraflarda oturuyor. Yine trafik sıkışacak. Ben yine geçeceğim çocuğu. Ama hep risk. Boşa benzin harcayacağız. Riske gireceğiz falan. Attım arabayı sağ. Ne oldu ya dedim de küfür. Yani taydırdım bir de yani böyle. Attım boşa. Şimdi 4 dal yavaş yavaş gitti dedi. Oğlum herif tamponumuza geldi. Bak Hakan tabii daha tecrübeli. Hayat 3-4 yaş büyüktür benden. O zaman benim gibi araba kullanır mı tartışılır. Çok iyi araba kullanır ama benden daha tecrübeli oldu. Orada gösterdi bana. Dedi ki beni dinleyeceksin dedi ya. Arabayı saat attım sana. Geldi herif tamponumuza yanaştı. Yapıştı. Yapıştı böyle yani. Keçi Murat gibi. Burak'ın abisi Keçi Murat da öyledir. Tamponu da gelirdi. Çok iyi araba kullanıyordu. Yapıştı. Büyük ihtimal Paco var arabada. Egzoz patlatıyor devamlı. Hiç dedi istifini bozma. Aynaya da bakmaya seni de görmesi dedi. Normal git. Oğlum çocuğu bir buçuk iki dakika orada delirttik. Çocuk en son bastı gitti. Şimdi bana kalsa tamam mı? O daha profesyonel düşünüyor. Bana kalsa gazlamaya devam ederim. Dedi ki bana zaten bak kanka dedi. Belli ki dedi senin direksiyonunla daha beceriklisin dedi. Ama dedi arabası bizden daha kuvvetli. Dedi niye kendini ezdireceksin ki bu şey dedi. Zaten geçtin sen de ya, makaranı da yaptın çocukla dedi. Zaten yani sokak yarışında nedir? Birbirini ezmektir yani. Üstünlük kurmaktır. Dedi. Üstünlüğü kurdun daha niye kendini ezdireceksin bu saatten sonra dedi.
zengin aile çocukları caddede gazlıyor işte, bitti. Rambutları sattım onun var ya. Ah kadın, sen yaparsın böyle şeyleri. Seversin sen. İçinden geçecek. Bir gün şeye gidiyoruz. Burak, ben, Sebahattin. O zaman işte havaalanın orada şey açılıyor. Fuar var. Viyana'da şeyi var. Standı var Viyana'da orada. Viyana'nın sahibi Anıl'da mavi 106 GTL var. Onlar 106 GTL'le gidiyorlar. Biz de Tipo ile gidiyoruz. O zaman Subaru Impreza Turbo var. Yeni çıkmış daha. Yeni var. O zamanki CEO'lar veya tabii fabrika sahipleri, işte firma sahipleri, işte durumu iyi olanlar o arabaları alıyorlar. Ferrari çok daha üstte. Çok yok Ferrari. Sayıyor insanlar da var. Gazlamak için arabaları alıyorlar. Bir tane mavi Subaru Impreza Turbo. İkinci köprü yolunda. Yanımızdan geçti. Geçerken de gördüm. Ellerinde eldivenler takılı adamın. İşte atıyorum o zaman yine 45 yaşlarında, şimdiki bizim yaşlarımızda bir adam. Peşine gazladık. Bizim gazladığımızı görünce o da gazladı. Yani yanına geldik, o da başladı gazlamaya. Orada da büyük ihtimal arabasını satmıştı sonra. Levent şey dönüşü vardır yani. Nereden gidiyorsun? Maslak'a döndün. Sonra soldan Beşiktaş'a dönüyorsun. O virajın içine geçtik adama. Oraya girdik. Adam da elinde eldivenle falan bir kendini biraz şey yapmış böyle. Popoflamış herhalde. Yani çok iyi şoförüm demiş. Biz geçtikten sonra da bırakmıştır arabayı bir daha. Emrah Taş'tan askerde. Bir de Tolga, yalancı Tolga diye bir arkadaşımız var. Palavracı Tolga. Anlatırım sana Tolga. İnanamazsın. 90'ların en popüler adamıdır. Yalan konusunda. Ya her konu. Yalan konusunda böyle bir adam daha tanımadım. Anlatayım sonra Tolga'ya söyleyeceğim sana. Bunu ziyarete gittik İzmir'e. Narlıdere'de. İzmir Narlıdere'de, hiç unutmuyorum. Askerlik yapıyor. Ben, Tolga, Umut. Galiba o kadar galiba. 3 kişi olabiliriz. Tipo ile gittik ziyarete. O zaman da Susurluk yolu inanılmaz kötü. Yani paramparça yol. Şey gibi yani, her tarafı delik deşik. İnanamazsın. Giderken gazladık Surun oradan. Arabada 17 cent bu kadar lastik var. O kadar da o hallere hakim değilsin, anladın mı? Biliyorsun arabayı, tanıyorsun ama şimdiki gibi hakim değilsin her şeye. O lastikle oradan geçilmez. Geçtik neyse. Ziyaret bitti. Ertesi gün veya bir sonraki gün geri dönüyoruz. Yine oradan aynı süratle geçtik. Araba devamlı aradan takır 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 sesler geliyor. Ben de diyorum ki devamlı aksi bozuyor ya arabanın. Yine aksi lalesi gitti. Laleden dolayı ses geliyor. Arabanın artık kafası sallamaya başladı sonlara doğru. Vapura bindik. Vapurda indik Gebze'de. Ama çok sallıyor artık. Sabaha karşı. Tam yeri hatırlamıyorum. Karşısında Shell olan, Shell benzinliğinin olduğu rampada. Asılarak çıktım yukarı doğru ama araba kafa böyle sallıyor. Meğer jantlar yamul. Yelpaze yapa yapa.
jonları çıkart dışarıya. Ama ben sana şöyle bir şey anlatayım. Atan Emrah askere gitti. Biz Emrah'ı ziyarete gittik İzmir'e. Bir İzmir'e gidişimiz var zaten TG'yle. Neyse o kısımları zaten herkes anlatmıştır. Caddede yaptıklarını da biliyor. Dönüşte Atan dönüyoruz. Yani 120-130 kilometre falan hızla dönüyoruz. Lastik jantla birlikte bildiğin koptu gitti. Ve Özgür o arabayı gayet sakin bir şekilde sağa çekti. Yani böyle bir şofördü bu yani. Atan çok hızlı değildik gerçi. 100 km falandık. Sol lastik çıktı. Direksiyon böyle oldu. Hemen elimi araya soktu bende. Lastik gitti. Bak lastiğin gittiğini gördük. Yani hepimiz gördük. Lastik böyle gitti önden. Araba düştü. Neyse araya direkt kolumu soktum ki kontrolü kaybetmeyeyim diye. Aslında tokunmaz kırar kolu. Düşünsene lastik gidik. Yani tek lastik arabanın kafası. Düştü araba neyse durduk. Sabaha karşı daha hava yeni aydınlanıyor. Neyse benzinciden pompacılar koştu falan. Lastik de gitti şeye sıkışmış. Bariyerin arasına sıkışmış. Zor çıkarttık lastiği falan. Ve arabaya bak Harun oraya çektik arabaya. Eksper geldi. Arabaya çok bir şey olmadı biliyor musun? Ön tamponun altı gitmişti. Sürtmüştü. Disk gitti. Ve bir de marş birinin orası biraz ezilmişti. Çok da bir şey olmamıştı. Orada soktum hem direksiyonu araya. Evet. Yoksa este değil. Çeksene. Selim buna ne laf söyler biliyor musun? Durmadan 20 dakika konuşabilir Selim bu arada. Çocuk işte geldi. Ben Harun'un girişinde merdiven var, giriş merdiven vardı iki tane. Ben de orada oturuyorum. 55 kiloyum ama bildiğin Hint fakiri gibiyim yani. Diz kapakları kulağa değiyor oturdum.
Ondan sonra çocuk tam içeriye, aa dedi bizim Özgür'ün araba dedi. Ben hemen şeyin o, bütün bayram boyacının oraya indim aşağıya. Çocuk Harun der dışarıdaki Özgür diye. Bir tanımıyorlar beni. Sonra çocukla karşılaştık. Abi benim abi seni tanıyor o yüzden dedim. Oğlum kardeşim dedim ya. Abin kim dedim, onu da tanımıyorum da. Tanımıyordum çünkü. Tanışmıyordum ama tanışıyor. Yani tanıyor bizim çocuklar, ben tanışmıyorum. Dışarıya şey fırlamış gibi. Mutlu öyle oğlum. Herif koltukta oturmuyor, camda oturuyor ya. Pazar günü arabayla caddeye çıkıyorsan, bak pazar günü. Evet abi. Ben gayet asık suratlıyım her zamanki. Umut o camdan sarkmış herif. Köpek gibi. Tamam mı? Fino köpeği gibi. Millete sırıtıyor. Çekim yap ya, şarkı söyle. Pardon abi. Bak çok birini bil adam. Koni var arkasında. Çekme lan! Anlamsız saldırmanın anlamı yok. Kanatlar ayayacağız olayı. Büyükada da aynısını yaşadık. Kolun boşaltta bir şey olmadı. İkinci Didem makası yaşamaya gerek yok. Gerisin bakışları bak. Gerisin bakışları. Çek bunları, çek. Bana neler anlatın. Didem'e girdin, nesil olursun sana. Yavaş. Tolga diye bir arkadaşımız vardı. İşte 90'ların en büyük palavracısı. Yani Türkiye'de böyle palavracı olamaz. Her gün bize bir başka bir palavra atıyor ama yani artık buramıza getirdi. Bir gün geldi dedi ki karşıda iş yeri. Vapura biniyor. Arabayla araba vapura. Üsküdar'da iniyor. Caddeye geliyor. Bir gün geldi, ne oldu biliyor musunuz dedi. Ne oldu Tolga dedi. Vapura bindik dedi. Bir dalga dedi. Hava bir patladı dedi. Bak şeyden karşıdan şeye geçecek, Üsküdar'a geçecek. Araba vapuru bildiğimiz çalışan. Dedim. Baktım olmuyor dedi, çıktım dedi kaptan köşküne. Dedim Tolga, kaptan demiş ki ne oluyor, demiş ki çok kötü yani tutunun gidemiyoruz artık demiş. Dur demiş kaptan, almış şeyi dümeni eline, yanaştırdım dedi Üsküdar şeye, Üsküdar sahile. Ya Burak falan yanımızda, Burak değil, oğlum bak çok kötü döveceğiz seni bir gün dedi yani bunların yüzünden. Tolga dedi, niye böyle bir şey söylüyorsun yani, bunu bizim inancımızla Özgür çok ayıp ediyorsun biliyor musun diyor bana. Ya bir gün bunlar Toyota Corolla'sı var, hatchback. İkimiziz. Herkes de S'te. Bunun kardeşi de var. Bora. O da S'te. Ve S'te bizi bekliyor esirajda. Ben koyuyorum arabayı. Çok da zekidir. İnanılmaz zekidir yani. Her şeyi düşünür. Önceden düşünür. Planını programını yapar. Yani yalanı da, power'ı da iyi atar. Kanka dedi. Hadi dedi bir gazlasana benim arabaya dedi. Onun cam var siyah falan. Hadi dedi bir gazlasana dedi. İkimiziz. Gazlayayım dedim. Size hakkını versene. Bana gaza getiriyor. Tamam dedim. Bir S'e girsene bununla dedi. Bak hiç aklıma gelmiyor. Neyse yapıştırdım. Ben S'e girdim ama arabanın Toyota'nın yanaklarda giriyoruz ise yani artık. Limitteyiz. Kaya kaya döndük ise hemen Suadiyan Dalsan içeri dedi otelin orada. Ne oldu Tolga dedi. İnin dedi arabadan, in dedi. İndirdi beni arabadan, ben hala uyanmıyorum. Bindi arabaya, kol çıkarttı dışarı, ese girdi. Geldi.
Kendi gelmiş gibi. Ya Bora bunu gördü kardeşi. Ya dedi Tolga siktir git dedi. Direkt kardeşi. Ne oldu oğlum dedi. Şimdi bana da bana kimse gelip sormadı be sen misin değil misin diye. Onu Tolga'nın öyle giremeyeceğini biliyor. Ben onu böyle saçmalıyor yani anladın mı? Ve bunu ısrar da ediyor. Bendim diyor. Demin giren bendim diyor yani. Anladın mı? Bir gün yine geldi bize dedi ki bu Koru Park'ta oturuyor Suadiye'de. Bizim dedi otoparktaydı bir tane Ferrari var dedi. Umut yan dedim ki Umut ben dedim bu sefer bunu döveceğim. Yani bak elimle alamayacaksın onu dedim. Yok dedi gelin dedi göstereyim dedi. Bak ısrar da ediyor dedim. Emrah falan orada. Emrah dedi ki ya gidin dedi ben dedi gelmem dedi. Ya bunu bu yalancının peşine beni götürmeyin dedi. Bak sor şimdi Emrah gelmemişti. Dedi ki ben gidiyorum. Umut dedi ben de geleceğim. Seni zapt etmem lazım çünkü bir şey yapacaksın Umut Tolga'ya. Yok dedim ben gidiyorum buna bir artı çıkartacağız. Yani bir pislik yapacağız Tolga'ya. Gelin dedi görelim. Bak Tolga dedim. Senin otoparkın girişini biliyorum. Yani Koru Park'ın alt otoparkı vardır. Benim arabam girmez dedim oraya. Ben de ukalalık yapıyorum. Biliyorum ya bu işi. Benim arabam girmez oğlum diyorum oraya yani. Ben senelerde düşük araba kullanıyorum. Gel görürsün. O zaman da bak. İşi benim saymayayım şimdi. Gıyabında insanları. Kimde Ferrari var belli. 3 kişi 4 kişi de var. Ferrari bizim yakada. Hepsini tanıyoruz da yani. Neyse. Tamam dedim gidelim. Ama dedim araba çıkmayacak biliyorum. Ve senin dedim çok kötü yapacağım. İndik tamam dedi görürsün dedi. Gittik. Mutlu eski erkek. Israr da ediyordu gerizekalı dedi. Oğlum gittik araba içeri girdik. Otoparkı açtı. Kafayı bir çevirin kırmızı branda. Başımdan aşağı kaydı sonra döküldü. Ferrari. Harbiden tercihten Ferrari. Doğru söylüyormuş da bak bir şey söyleyeceğim sana. O anki rezil olmak veya o anki mahcubiyet hiç önemli değil. Anlıktı yaşandın bitti. Yani dersin ki tamam Tolga doğru söylüyorsun. 6 ay boyunca yanlarını dinlemek zorunda kaldım. 6 ay boyunca geliyor yalan söylüyor. Birisi bir şey diyor özgürlüğe sorun diyor. Bana sormayın da Tolga'ya da bir şey demeyin diyor. Tamam mı? Tolga inanılmaz bir adamdı yani. Anlatsın mesela bir şeyi. Hemen bir kilometre söylersen inanamazsın. Bu kilometre ile gittiler. Yok aslında öyle bir şey yani. Abartıcı bayılır. Git mesela bunu yayınlamadan git onunla röportaj yap. Bu anlattıklarını anlattır ona. Üstüne iki tane daha koyup anlatır sana. Bir de yemin eder inanmazsan da küser. Yalan söylüyorlar baklar. Nasıl hiçbir şey anlatmaz. Gemiyi de o yanaştırdığını iddia eder yine. Anladın mı? Bak Ferrari'de nasıl onları rezil ettin der. Anlatıyor der. Arabayı da ne diyor biliyor musun? En son diyor ki oğlum niye millet yalan söylüyor? Kanka diyor o gün sen kullandın ama ben de normalde öyle girebiliyorum diyor. Yani hep bir şeyi var bunun anladın mı? Hep bir mazereti var. Ya ve altı da doldurabiliyor yalanı. Ya tam orada yalan söyledim ama diyor. Zaten ben de öyle girebiliyorum diyor. Tolga ya meşhur yani be ama böyle anlattım ama herkesin çok sevdiği çok sevimli adamdır yani şimdi izler söylemeyeyim bir desin on veririm onun için bunu izleyeceği için söylemeyeyim bunu demez der çünkü hemen ister. Gökhan Alkan efsane bir adamdır mesela. 2000'li yılların başında Bursa Emre taşındı. Herkesin çok tanıdığı değil bütün tanıdığımız adamdır Gökhan. Dediğim gibi yani çok komik bir adamdır Gökhan. Esel Mercedes'i tüp taktı. Niye taktın oğlum dedi yani paran da var. Tuhaf şeyler yapan bir adamdır yani. Kore Emiroğlu bak mesela çok kimseye söylemedi. Gerçi herkes çok samimi değildi Koreli ama çok iyi araba kullanan bir adamdır Kore Emiroğlu. Dehşettir. Caddede o da yani. Ama işte bunlar hep bizim kadar ringe çıkmış adam diyeyim sana yani. Hepsi boksör ama en çok ringe biz çıktığımız için bizi tanıyor herkes. Yani bir haftada bir kere o iş yeri onun karşıdaydı hatırladığım kadarıyla. Sonra bir 2000 yılında bir Corvette aldı. İki model kabriyo. Dedim ya Koray ben çok severim arabayı. Bunun virajı dedim herhalde dedim, çok iyi değilmiş. Kanka dedi gel gözü göstereyim dedi. O girdiğin videosu olsun şimdi. Bütün herkes onu izler. Tamam. Hatırlıyorum yani iki beraberdik. O girdiğimiz sahne video olsa şu an internette sosyal medyada onu izler de herkes. Ama caddeci midir? Değildir tabii. Haftada bir kere, iki haftada bir kere gazlardı. Burak'ın mesela bitmez şeyleri. Bir gün İyideci. Bir gün Korlas'ın önünde takılıyoruz. Volkan diye bir arkadaşımız var. Volkan Seven. Burak ben üçümüzüz. Düşün artık gece saat 4-5 olmuş. Ben artık tamam ben gidiyorum demişim ki git demem yani. En son ben gitmeye çalışırım. Burak dedi ki vardır ya dedim ya korkusuzdur yani. Dur dedi bakın nereden aklına geliyor. Orada su oluk var kaldırımın orada. Ben dedi ayaklarımı oraya koyacağım dedi. Ayaklarımın önünden geçsene de hızlı. Nasıl yani Burak dedim. Gazlayarak geçsene de buradan. Geri saat bilmem kaç. Nasıl bir şey olmaz dedi. Onun bir de Simbat ayakkabıları vardı. Simbat ayakkabı derdik biz ona. Önleri kalkmış. Ben dedi burada duracağım dedi. Bana gösteriyor onu. Bak tam buradan geçeceksin dedi.
Niye böyle bir şey deniyorsunuz? Oğlum rastasıyız yani. Niye deniyorsun? Akıllı adamın yapacağı iş mi? Tamam dedim, bekle ben dedim şimdi Hami gibi gelip geliyorum dedim. Bindim arabaya. Oradan dedim eve gidelim ben, haberin olsun dedim. Zaten ya eve gideceğim ya Burak'a götüreceğiz. Tabii hastaneye gidemez oradan canım. Gitti geçtiğim bir sürat çok yüksek süratte. Onu istiyor zaten, anladın mı? Yüksek süratte geçti, ben onun keyfini yaşayayım diyor. O zamanlar şu telefon kameranın bir tanesi bizde olsa yani ceza, hala cezaevindeydik. Yani müebbet yemiştik. İlk 3 senesi hücre cezası. Tamam dedim, gittim Cadde Osman Erenköy'den döndüm. Gazlıyorum ama ayarlamaya çalışıyorum onu. Onu bir kere Selim'e de yaptım. Şimdi çünkü tepeye atlayacaksın, Göztepe tepeye. İneceksin ve bir daha arabayı yatıracaksın. Neyse indim, tam Burak'a kulaklarının yanından geçtim. Ayağının ucundan geçtim böyle. Gittim Terem Çeşme'den döneceğim. El freni çektim. İkiye aldım arabayı. Kaya kaya gireceğim şeye. İkiye aldım, yemedi araba. Yani gaz alt geldi. Biri almam lazım. Orada gitti araba, kaldırıma koydu arka soldan. Dingili yamulttuk. Aradım bunu. Dedim eve gidiyorum. Ne oldu dedim. Arka dingili yamulttum. Böyle böyle. Dedi dur geliyorum. Baktım geliyor. Aynı şekilde ama ya. O da bunu bak. Çoğu anlatma, kimse anlatmadı onun şeyini. Uno'yu öyle kullanan bir tane daha dünyada adam yoktur yani. Uno'yu yani bir iki tekerleği kaldırmıyordu. Her şeyi yapıyordu. Bir gece geldi bize şey vurdu zaten. Hiçbir kaza yapmadık o arabayla. Sıfır benim hatırladığım. Eften sonraki virajda oturuyoruz ikimiz. Gecenin saat 3'e 4'ü olmuş. Tam çıktık. Bir tane adam geldi. Döndü. Aynı dön şeyi direksiyonu düzeltmeden kafadan bize bir koydu. Kafası çok güzel, sarhoş. Ben kafayı vurdum, öncemi kırdım. Benim kafa biraz serttir. Dizlerimi torpitoya vurdum. Arabada indim. Bana gülüyor. Ayaklarımıza basamıyorum falan. Çok macerası vardı Burak. Ya. Burak bu Bağdat Caddesi kara kutusudur. Herkesi tanır. O da tanır. Cem'i tanır der. Ben bir Cem'le iki dakika konuşayım. Ahmet orada dur, Ahmet'le konuşayım. Herkesi tanır. Ya, kara kutu odur. Herkes, bak şöyle bir şey. Biz bu şeyi hayatımız boyunca hiçbir arkadaşımız girmedi ama kimin nerede kimi geçeceğini bilir. Çünkü herkesin arabasına oturmuştur. Herkes yani ne, rahmetlinin arabasına oturmuş, çocuk arkadaş sayılırlar. Atıyorum benim arabamda çok zaman geçirdi. Volkan'ın arabasına oturmuştur. Kore'nin arabasına oturmuştur. Herkesin Cem'in arabasına, Serdar'ın arabasına, Serkan'ın arabasına herkesle macerası vardır, bilir. Çok da iyi süzer. Hafıza da bile biliyorsun zaten, inanılmaz. Böyle bir hafıza yok yani. O Serdar abi dedi. Çocuğa söyledim, Serdar abi dillerken o lafı tonlamasına kadar aynı söyledim ben. Nasıl anlatmış onu, nasıl aklında kalmış? Helal olsun. Bende öyle bir şey yok. Anlatma kabiliyeti de güzel. Çok yüksek. Bu, herkes çok şanslıydı ki Uno'su vardı. Ya tabii canım. Değildi. Yani biraz daha üst segment bir arabası olsaydı parçalamıştı ortalığı. Cesur, yani korkusuzdur. Onun korkusuzluk şeyi yüksektir onun. Kabiliyetini bilmiyorum tabii de, o çok şey yapamam. O benim haddim değil ama korkusuzluk üst düzey yani. Umurunda değil. Öleceğim bırakın. Çok yaşamaktan çok mutlu sanki. Araba yıkanırken insanlar toplanıyor başına. Yani arabayla ilgileneceksin, insanlara cevap vereceksin. Bazısı saçma sapan şeyler sormaya başlıyor. Yani mantıksız şeyler sormaya başlıyor. Senin de sinirin bozuluyor. Onun için ben yıkamada birisi varken mesela benim çok komiktir. Şimdi bak izleyen bizim çocuklardan çok güldü. Mesela biri gelir hemen kaçardım öbür cant silmeye. Adam oradan gelirdi, oradan görürdüm mesela. Etrafında arabanı döndürdüm böyle. En son zaten yani birisi gelince ya Tolga'ya veriyordum. Pavlovacı Tolga'ya. Benim arabam de diyordum. Bayılıyor öyle şeylere zaten. Anlatıyor. Yani, kim bilir bir nesil neler zannetti o arabayı. Tolga neler anlattı kim bilir millete. Veya Emrah'a Burak üstlenir deme. Veya Umut. Bizim jenerasyonda şöyle bir kötü, ben onu yapmıyorum. Bir hakir görme var mesela yeni nesile. Ne her şeyin hakir görüyoruz. Ben çok görmüyorum ama araba kullanmasında hakir görüyoruz, yaşam tarzında hakir görüyoruz. Aslında biraz altyapımız sağlam, onun için görüyoruz. Yani gerçekten biz çok farklı bir hayat yaşadık. 90'lar özellikle. Ne diyorum sana, şey yok muydu? İhanet yok muydu arkadaşlar arasında? Vardı. Her zaman yani insanlık var olduğu sürece bu vardı yani. Ama bizde çok minimalizeydi. Saygı çok değişik yerdeydi.
Mesela bizimkini anlatıyor ya, polislerle aramız iyiydi falan diye. Benim hiç aram iyi değildi. Hiçbir zaman da olmadı yani. Ahmet abi vardı polis. Şimdiki Boyna Mahallesi'nin önü cepti. Orada dururdu ekip arabası. Bana dedi ki seni buradan geçirmeyeceğim dedi bir daha. Her geçinde bağlayacağım dedi. Oraya gelmeden sokak vardı. McDonald's, eski McDonald's sokağı. Orada arabayı durdurdum. Dörtlüğe yakardım. Yürüyerek girdim. Ahmet orada mı diye bakardım. Oradaysa sokaktan aşağı inip yukarıdan dolaşırdım veya aşağıdan dolaşırdım. Benim iyiydi. Çünkü şeyim de yoktu benim. Bizimkiler daha sıcak kanlıydı. Abi nasılsın falan. Ben de memur bey. Bağlayacaksan bağla. En çok araba benim bağlanmıştır yani. O tip onun her bütün şeylerde bağlanmışlığı vardır. Otoparkta da hepsinde. Kalamış, Maltepe. Bütün her yerde. Karşıda. Defalarca yani. Bağlanıyordu. Ya param yetmiyordu. Param yoktu ki zaten. Kalıyordu araba orada. Oğlum ya bir gün şeye geldiler. Bostancı'ya polisler baskın yaptı içeriye. İçeride 40-50 tane araba var. Amir başlarında yürüyerek bütün arabaları şoförlere bindiriyorlar. Gaz bastırıyorlar. Egzozu. Benim aramda egzoz hiçbir zaman olmadı ama hafif vitesi olduğu için, egzozun kafası da olduğu için bir ses çıkıyordu. Ya 2000 devre kadar basıp bırakıyor millet. Elektrik kestirdim. Bağlayayım mı dedi. Bu memur dedi ki bana, polis memuru. Kardeşim dedi, normal bassan gaz dedi. Bas dedim, bastın dedim ben de. Yani ben de o işler bende çok olmadığı için devamlı arabam bağlanıyordu. Oğlum bir alt viteste dursana özgür yok. Bağlansa ne yapalım? Cezayı yeriz. Benim o konularda çok şükür şeyim yoktu. Öyle abi yazma etme onları hiç yapmazdım. Biz hatamız varsa çektik yani hepsini. Biz haberimiz yok ki. Bir önceki gün Hıncalı Uç olayı olmuş. Biz evden çıktık. Ben Suadiye'den, Erenköy'den başladım gazlamaya. Şeyden döndüm. Kızıl Toprak'tan sahile indim. En son şeyden girdik. Yani bütün sahili bitirdim. Pardon. Suadiye Es'i bitirdim. Es'ten sonra sokaktan girdik. Beyaz Şahin. Gelin takip edin dedi. Direkt Bostan yukarı koluna. Direkt nezarete attılar. Zaten ilk giren biziz ve ondan sonra zaten akıllandık. Arabayı daha çıkarmadım. İkinci, üçüncü gün ziyaretçiydim ben. Göztepe Karakolu'na gittim. Gökhan Alkan'dan tut. Herkes orada. Göztepe Karakolu'nun içinde yani aklına kim gelirse travestisinden tut. Ferrari sahibine kadar. Ya gık diyeni almışlar. Şerit değiştireni almışlar. Yani şey o göz bu şeyi göz korkutmak için herkes almışlardı. Ya içerisi doluydu. Ben ilk gün biz yattık şeyde nezarette. Bizim nezaretimiz de çok komikti yani. Şu kadar bir yer. Ben Allah'tan ufaktım. Yattım uyudum. O bir tane adam buldu kendini sarhoş. Onunla bir muhabbet ettiler. Bütün gece muhabbet ettiler. Kafamı yediler. Ertesi gün tabii cadde ondan sonra biraz daha duruldu. Onun önce aslında ben sana söyleyeyim mi? Bizim dönemimizde de bizden sonraki gençler de biraz kaymağını yemişti işin yani. Ondan sonra duruldu iş. Bitti yani. Şu an hiçbir şey yok. İran gelişi var abi herhalde. Tabii. Yani bir de kamerası. Bizim, ben sana söyleyeyim, bizim zamanımızda kamera bir televizyonda vardı. Televole. Bizim bildiğimiz kamera bir oydu. Bir de bazı bankaların önünde ben kamera diye bir tık onu bilirdim. Şu an her yerde kamera var. Hiçbir şey yapamazsın ki. Şikayet vardı bizde. Karakoyu şikayet diyorlardı. Bu plaka gazlıyordu. Alıyorlardı öyle. Evden alım, yok evden almadım. Evden nasıl alsınlar ki benim? Evde yaşamıyorum ki. Es'ten alıyorlardı bize. Bizim ikametgah Es. Es'e geliyorlardı, alıyorlardı. Bak bizim coğrafyamız da öyledir. O coğrafyadaki insanlar çok yer bakıyoruz. Bize de benim araba kullanmayı öğrendiğim yeri görsen, Rize'de Askoroz Deresi diye bir dere vardı. Tabii şimdi orası artık şehirleşti, benim dediğim 80'li yıllar. Biz eskiden iki tane bir taksi durandı, iki tane Arif İrfan'la Hüseyin diye iki taksici vardı. O zamanın gençleri o taksileri kiralar. İşte Askoroz Deresi'nin oraya gidip araba kullanırlardı. Parası verip araba kullanırlardı. Öyle öğrendik araba kullanmayı. Tabii ben daha önceden evden arabayı kaçırıyordum ama resmi araba orada kullanıyoruz. Kullandığım yeri şu an görsem var ya, bildiğin viraj da değil. Yani o yolu yapan şu an cezaevindedir hala büyük ihtimal. O kadar şey bir yol. Benim baba tarafı hep denizci, anne tarafı arabacı mı? Çok iyi arabacı. Yani benim dayım, ben hayatımda gördüğüm en iyi şofördür. Herkesi katıyorum içine. Dayım gibi bir şoför daha görmedim. İşte Erhan Arayıcı, o arayıcı ailesi. Dayım da Yavuz Arayıcı. Arayıcı ailesi çok iyi araba kullanır. Ama Rize'nin o 80'li yıllarındaki şoförlerin hepsi, çok iyi şoförlerin hepsi ya akrabamdır. Akrabamdı işte Erhan abiyi de. Ya şu aile dostumdu. Niyazi Algun, Kadir Murat Mumcu. Bunlar Rize'nin çok iyi şoförleri. Yani üst sınıf şoförleri. Onların yanında
affedersin eşeği koysan araba kullanmayı öğrenir yani, anladın mı? En kötü cesareti aldım. Arabanın çok ciddiye almayacak bir şey olduğunu öğrettiler bana. Şimdi bilmezler mesela araba kullanmayı hala. Çoğu bilmez. Yani son 15-20 yıldaki hiç kimse bilmez de tahmin ediyorlar biraz. Ama onların yanında tabii öğrenmek dediğim gibi ırsi. Evet. Orası başka bir ortam. Mesela Kıbrıs'ta, Kıbrıs bizim için çok daha farklı bir yerde. Kıbrıs'ta o arabalarla yani gazlamak orasının ortamı da daha farklıydı. Bu kadar şimdi daha sıkı bir yer tabii. O zaman daha larçtı. Polislerde şey yoktu mesela atıyorum. Yani çok alakası bir şey ama silah kullanmıyordu polisler. Silahlar polis silahsızdı. Radar bir tane iki tane vardı. Tabii canım yok. Yeri yok onların. Elle tuttukları radar vardı. Orada çok orada ama çok arkadaşımı kaybettim. Yani burada dediğim gibi Doğanlı'ya parasına orada 325'e biniyordun. M3'e biniyor. Senin M3'ünün aynısı vardı bizim. Kaç tane arkadaşım? Üç tane arkadaşım da senin M3'ünden vardı. Efe'de vardı. Usut'ta vardı. Seninki de oradan. Evet. Belki bir çocukların birisindir. Evet. Bilmiyorum ki. Ya inanamayacağın arabalar vardı. O konuda biz şanslıydık. Yani evet. Çok güzel arabalarla öğrendik bu işi. Yani tam artık o 20'li yaşların ortalarında değişik araba kullanıyor. Kalibra turbo 4 çeker kim kullandı Türkiye'de? Hiç var mı bildiği? Yani çok vardır tabii de. Yani bizim altı evde bir Kalibra, bir Celica, 2-3-25, bir GTI falan kapının önüne baksana. Abi, bu arabalar çok aşırı neşir olunca... Senin böyle daha çok gibi. Kaydırmaya merakım var değil mi abi? Evet. Düz sokam. Yani zaten hem stilim o hem de öyle kendimi daha iyi hissediyorum. Evet tabii keyifli de oldu. O işin keyfi orada zaten. Kayacak yani araba. Bir farı gösterebilirsen gazlamanın keyfini almışsın demektir. Farın kapısında bir görünecek yani, anladın mı? Karşı tarafın. Kadete yaptığımız oydu. O muamele yaptık ona. Hak etti. Hak etti. O kadar insanın üstüne gelinmez. Sene 2000 veya 2001. 2000'in ortasındayız pardon. Tipo satılmış motor aldım bir tane. Şey alacağım. 320 kupe alacağım. E46. E46 yeni çıkmış o zaman. Ertesi gün alacağım arabayı. Bir tane Göztepe'de bir araba beğendim. Selim'e akşam Selim'de oturuyoruz evde. Suadiye kendimde. Yok dedi almayın. Onun öyle bir huyu vardır. Sanki arabayı kendi alacak. Hayır dedi alma dedi. De 320'si dedi. Niye oğlum dedim. Mis gibi araba. Yeni araba. O zaman artık cadde gazlamalarının artık sonlarına doğru geliyoruz. Daha çok piyasaya hitap etmemiz lazım. Anladın mı? Ya yani güzel bir arabayla ambiyans yapacağız kendimize. O zaman 46 yeni çıkmıştı daha 2000 yılı. Rahmetli Murat da o zaman almıştı. Yok dedi alma dedi. M3 vardı onu al dedi. Ya sana ne dedim oğlum ben almayacağım dedim. O bana arabaya gitti. Ertesi gün M3 aldırdı bana. Benim Burak diye bir arkadaşım YDC41'e gitti. Aldırdı bana. Nasıl aldırdı bilmiyorum. Hala hatırlamıyorum ya. Yani. Alttan girdi üstten çıktı aldırdı. O araba da çok keyifliydi. O da caddenin artık son dönemliydi diye. Onlar da güzel gazlıyorduk. O arabaya da biraz takıntı yapan insanlar vardı. O zamanki BMW sahipleri takılmıştı yani. Onunla da bir gün şeye gittik. Marmaris'e gideceğiz. Tatile. Selim'de de 205 var beyaz. Kronik bozuk arabanın aksları. Tam yola çıktık. Aksar bozuldu yine. Yatağan, İzmir. Bir sürü, bütün hepsini ezberledik şeylerin, sanayilerin. Hepsinde duruyoruz. Bir şey yapıyor arabaya. Artık gittik dönüyoruz tatilden. Bunun sabit 80'le gelmek zorundayız. İki kişiyiz ve iki arabayız. Bu da beni artık yolda yordu. Çünkü sabit 110'la mı gidiyor? Kendi daha iyi hatırlar. Ya 110'la sabit gittiğinde aksa ötmüyor ya 90'la falan. Aydın otobanına çıktık. Arkadaş bu gitti. Dedim bir bırakayım gitsin. Gitsin yanından geçeyim dedim. Bak o zaman Burak'a yaptığım tarifemi kendim elimle yapmaya çalışıyorum. Başladım gazlamaya peşine. Bir 3-4 dakika bıraktım bunu. Epey gitti zaten. Tam 250 km'li ve yanına geliyorum orta şeritte. Aradım ama zaten yanından geçeceğim dedim. Dikkat et. Ona sor mesela. O böyle bir ses yok dedi. Patlama yaşandı yani. Tam 250 ile aynısının altından geçirdim arabayı. Bak yaptığımız işe görüyor musun? Şu an bana dünyayı versen yapmam öyle bir şey. Abi dünyayı versen yapmam. O zamanki cehaleti görüyorsun değil mi? Sonra bir arkadaşıma satmıştım. Sonra dıs plaka 286'yı aldım. O düz vitesti. Onu daha iyi gazlıyordum mesela. Araba düz vitestir. Hiç koldan vites araba kullandın mı mesela? Diyorum ya hakir görüyorduk. Görüyor bizimkiler. Ben hakir görmüyorum ama tabii bunlardan geçmeyen şoför de çok zor durumlarda alternatif yaratamaz kendine. Yani şöyle atıyorum. Jikli'li araba kullandın mı hiç hayatında? Ama geçmişsin sen yine bak. Evet. Sonra gerçi sen bu neslin çocuğu değilsin sen. Ben yine. 32 oldum. Tabii canım sen eşek adam olmuşsun. Bu nesilde mesela koldan... Sen küçük görüyorum öyle mesela. Öyle evet. Ben küçüklüğünü bildiğim evet. için. Yani onları tatmayan adam. Yani benim arabaya hidrolik direksiyon olmayan arabayı da kullanmaya başladım. Anladın mı? Onları kullandıktan sonra bu arabalar bana matchbox gibi gelmeye başladı. Koldan vitesli araba. Durmayan araba. Atan. Şöyle bir... Benim kişisel şöyle bir sorunum var. Araba kullanma bir yetenek. Ama insan yeteneğini böyle oturup da anlatması da biraz abis geliyor bana.
Anladın mı? Yani ben çocuk arkadaşım var. Mert Türkmen diye baterist. Türkiye'nin iyi bateristi. Ben hiç duymadım ben çok iyi bateri çalarım. İşte şöyle yaparım böyle yaparım diye hiç duymadım. Bizimki de bir yetenek. Ha, bizim camiamız biraz büyük. Arabacılar biraz büyük. Araba camiası. İlgi çekiyor diye anlatabiliyorsun. Ama çok da hoşlaşmıyorum yani. Sen şimdi diyeceksin ki tipo ile iki tane olay mı yaşadın? 722 tane olay yaşadım. Ya yani 106 ile bir gazlığımız var mesela. Orada da bende damar, şu damar çıkıyordu zaten. Damar çıktı. Arabada Özhan'la Volkan var. Çok iyi hatırlıyorum. Özhan Gezici mi? Özhan Gezici. Mesela Özhan Gezici gibi mesela şimdi titiz insan var ya. Videolarda görüyorum mesela ayağımı bir kere bas diyor. Özhan'ın arabasına ayağını falan basamazsın. Ayağını yan koyacaksın. Çapraz koyacaksın. Bas tam olarak basmayacaksın ayağını. O da arabasına kim binmiştir biliyor musun? Beni bindirmişti bir kere. Şeyde binmiştim. Hatırlıyorum. 106 GT'ne. Ağacın orada bindim. Çınar'ın orada Fenerbahçe'de. Belki Emrah bindirmiştir. Kimse binmez arabasına. Bindirmez ya. Kendi binmiyor tabii. Hasta adam mı arıyorsun o işte? Evet. Ev alacaktı mesela. Kapalı garaj yoktu o zaman evde. Adam evi satmaya çalışıyor. Kapalı garaj yok diye almadı. Bizim bu arkadaş grubunda çok adam var. Değişik. Değişik dedim. Ben de onlara bir tanesiyim yani. Farklı. Cins. Ama Özhan apayrıdır yani. Arabasının Hakan diye bir arkadaşımız var. Selik Hakan işte. Selikası olan. Yine este bir gün duruyoruz. O da yani şans eseri yanımıza geldi. Özhan'ın arabası da orada duruyor. Yani hava raporuna bakmış. Etüt etmiş öyle çıkarmış arabayı. Milyonda bir göremezsin arabasını. Arabasını arkası diyeceğin şeye tuttu bıraktı. Aldı, küstü. Arabayı aldı götürdü. Abartmıyorum sana bir iki ay görünüyor sana ben. Konuşmadı kimseyle. Arabasının sileceğini bıraktı diye. Ya Kemal'in Cüze'deki evinin altındaki şeyi, dükkanı kiraya vermedi. Arabasını otopark yaptı. Eve çıkıyor. O zaman asansörlü yok galiba öyle hatırlıyorum. Motor sesi yapıyordu. Apartmandaki o kendi apartmanları kiracıları evin içine motor sokuyor zannediyordu. Öyle çok iyi taklit yapar motor sesi taklidi. Hastadır ya. Ben sana kişisel fikrimi söyleyeyim. Benim için çok matah bir şey değil aslında. İyi araba kullanmak veya yani farklı araba kullanmak diyeyim. İyi böyle biraz ukalak olmasın da. Çok matah bir şey değil. Allah bir yetenek vermişti. Üstüne koydum. Biraz da bir şeyler yaptım falan. Ama bak orada iz bırakanlar çok daha farklı insanlar. İnsanın itibarı belki şimdi sizin döneminizde, senden sonraki dönemi ufacık bir samimiyetim geçtiyse arkadaşlarını daha sağlam tutsunlar. İstediği kadar yer bakmasın. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Fatih. Bizim bir tek Fatih derim. Fatih. Kardeşim benim. Kaan. Bunlar çok yer bakanırlar. Doğru. Ama benim gözümde hep saygılarından dolayı itibarları vardı. Şimdi abi kardeş tepsiyle. Çok yer bakanıyor. Umurumda değil. Benim düzü arkadaşım ütüyorsanız zaten çok yer bakanıyor. Ama o kadar saygılılar ki ikisi de mesela. Benim için benden sonraki gelen nesil onlardır. Onlar ve diğerleri bir sürü arkadaşları. Ama hiç benim için önemli olan duruşlarıdır. İnsanlar yeryüzüne bir daha gelmeyecek dönemlerdi. Çünkü iyi ki yaşadık. İyi ki kimseye zarar vermeden atlattık olayı. Ve yakın çevremde de öyle. Onun için çok mutluyum. Valla hayata bir daha gelme şansım olsa kesinlikle 90'ların başında gelirdim. Yani 89 yıl başında beni koysunlar. 2099 yıl başında da alabilirler yani. O kadar seviyorum. 90'lar benim için hala çok önemli. Dersen ki abi o zaman her şey daha mı güzeldi? İnan bana şu andaki imkanlarım her türlü yani maddi manevi fersah fersah üstünde ama o zaman bizim için çok önemliydi. Çok güzeldi. Arabacılığın kaymağını da yedik. Dibini de sıyırdık yani biz. Onun için şanslıyız. Sizden şanslıyız en azından.